Şamanizme göre evet. cennetin varlığının delili nerede? Bize göre cennetin varlığının delili bu ee, namaz kılma, körü körüne inandığınız bir ibadet türü. Bu bir ibadet diyorsunuz. Ya senin yaptığın ibadetler körü körüne olmuyor da benim yaptıklarım niye körü körüne oluyor? Şeytan taşlamak, taş atıyorlar. Bunu siz mantıklı mı buluyorsunuz? Duvara taş atıyorlar. Bunu bana mantığını bu açıklar mısınız? Bu bir sembolik bir şey. Bizimki de bir sembolik. Siz bu sembolik saçma buluyorsunuz. Ben de taş bulmayı saçma buluyorum atmayı. Koruma altına almak varken neden onları başı boş bırakalım? Koruma altına almak evlenmek mi size? Göre? Ne olabilir? Yardım edebilir. Tam hayır zorla evlendirmiyor ki bir de öyle bir durum var. Sanki kadın hani senin eşin öldü gel benimle evlendireceksin diye zorluk yok. İslamiyet'teki kanıtı bana Kur'an-ı Kerim olarak gösteriyorsunuz. Evet. Ben de burada diyorum Kur'an-ı Kerim'i de birisi yazdı. Bir zat Çölün ortasında, mağaranın içerisinde bana bu bilgileri verme ihtimali yok. Benim burada kurduğum mantık iyi bir insan oluyorsan, yaratıcının sana sunduğu nimetlerin daha fazlasına sahip olursun. Ama bunu nereden bileceğim ben şimdi? Göstermiş zaten. Ne göstermiş? Sana sunmuş bir sürü şey. Ne alakası var? O zaman diyorum ki İslamiyet sonradan çıktı. Neden? Şamanizmler İslam'ı Çünkü İslamiyet daha net. Ya siz birinin yazdığı şeyi hadis olarak sayıyorsunuz tamam. ve bu yanlıştır diyorsun, Bu doğrudur diyorsun. Tamam. Neden? O biraz daha bilge katip. Ben sana peygamberlik iddia etsem benden ne istersin? Ben peygamberim desem ne istersin benden? Peygamberlere ben inanmıyorum derim geçelim. Bak. Işte, Şaman tarihinde ben... hiçbir kadın eziyet edilmemiştir. Kadın öldürülmemiştir. Tamam, Kadınlar İslam tarihinde de bu yoktur ki. Kültür hiçbir zaman e, yoldan çıkacak derecesinde başka bir topluma katledercesine savaş açıp çoluğuna çocuğuna tecavüz etmiş mi etmemiş. Yani i̇lla bunun için bir kitap gerekmiyor. Sen diyorsun ki işte doğru ve yanlışı biz ayırt edebiliriz ama orada tıkanıyoruz seninle. Çünkü senin doğrun benim doğrum olmayabilir. Tamam da sizin peygamberinizin doğrusu da benim doğrum olmayabilir. Ama burada işte ben diyorum ki senin ve benim doğrum zaten önemi yok. Yaratıcının koyduğu kavram önemi vardır. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta geçen hafta izlemiş olduğunuz Şamanizm videosunun ikinci bölümüyle huzurlarınızdayız. İlmi konularda kendisine güvendiğim Bahadır Malkoç yine burada. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bahadır abi Müslümanlığı, Mutlu ise Şamanizmi savunacak. Burada tamamen bir din yarışı olmayacak. Sadece fikirlerimizi ortaya koyacağız ve iki tarafta kendi inandıklarını bahsedecekler. Şu programımız bence heyecanlı olacak böyle düşünüyorum. Çünkü şamanizm neredeyse bizlere köklerini salmış. Neredeyse Türklerin özellikle Türklerin diye söylüyorum. Çünkü Müslümanları asla genellememek lazım bu durumda. Ancak bizlere ciddi derecesinde şamanizm sanki bizim dinimizmiş gibi birçok adeti geçmiş bir din, bir inanış. Bahadır abi bunları konuşacak. Bahadır abi'ye öyle sorular soracağını söyledi ki hatta şöyle bir iddiası var. Ben dünyayı gezdim. Hatta birçok Müslüman ülkesine gittim ve Müslümanlığın yaşanmadığını gördüm dedi. Onu da konuşacağız. Bakalım gerçekten dünyada Müslümanlık yaşanıyor mu? Şamanizmden bize neler geçti? Bütün bunları konuşacağımız programımıza hoş geldiniz diyorum. Kıymetli dostlar, programımıza hoş geldiniz diyorum tekrardan. Bahadır abi bugün İslam'la alakalı ee, şaman'ın soracakları varmış. Şamanizm, evet. İslam'la alakalı merak ettikleri varmış. Ben de çok merak ediyorum bu arada. Ee, bunları konuşacağız. Ee, ama çok merak ediyorum soru ve cevaplar ne olacak? Programımız şu anda başlıyor ve saatlerimiz 18.55'i gösteriyor. Bakalım kaç saat sürecek? Bunu da çok merak ediyorum. Fakat şunu bildirmek istiyorum. Programımızı daha sonra kaldırmak ya da sildirmek hakkına sahip değilsiniz. Bu durumu onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Onaylıyorum. Programımıza tekrardan hoş geldiniz diyorum ve programımıza o zaman başlatıyorum. İlk soruyu da mutludan duymak istiyorum. Bahadır Hocam ilk soruyla şöyle başlayayım. Neden Müslümanlığı tam anlamıyla doğru yaşayan ya da Müslüman, Müslümanın savaşmadığı bir ülke bile yok? Yani bunu, bunun faturasını İslamiyet'e kesemeyiz. Örnek veriyorum senin için Şamanizm doğru bir inanış ama bütün, bütün Şamanlar doğru bir inanışa göre mi yaşıyor? Yani bu kişilerin ve toplumların Yanlışlarıdır, eksiklikleridir. Yani bu tarihte hiç mi görülmemiştir, doğru bir şekilde yaşandı Görülmüştür. Biz baktığımız zaman örnek veriyorum e, İslam coğrafyalarında daha önceden, daha önceki asırlarda bakıyoruz ki İslamiyet çok güzel bir şekilde e, yaşanılmış ve İslami toplumlarda çok güzel hem ilmi olsun hem refah seviyesi olsun çok güzel bir şekilde yaşandığını tarihte görebiliyoruz biz. Bu zamanda yaşanmaması... Bu e, insanların kendi hatasıdır. Yani Kur'an'ın İslamiyet'in değildir. Bunu fatura edemeyiz yani. Ama tek bir Müslüman ülkede bile Hı. yaşanmıyor. Bu garip gelmiyor mu insanlara? Yani garip gelmiyor çünkü o Müslüman diye adlandırdığımız kişiler ve ülkeler ve yönetim e, sistemi diyelim. Bunlar İslamiyet'le örtüşmediğinden dolayı bu bana herhangi bir şekilde anormal gelmiyor. Çünkü ben bakıyorum, atıyorum ki farzı mesela herhangi bir Arap ülkesinden bahsedelim. E, falanca bir Arap ülkesine örnek verdiğin zaman ben Arap ülkesine bakıyorum o bahsedilen İslamiyet'in hiçbir şekilde alakası olmadığını ben görebiliyorum. Yani sözde İslamiyet yaşanıyor, sözde şeriat var ama aslında yapılan hükümler, yapılan e, fiiliyatlar hiçbir şekilde İslamiyet'le, sünnet-i seniyye ile uyuşmuyor. O yüzden böyle bir tabloya ben baktığım zaman beni herhangi bir şekilde kuskuya düşürmüyor yani. Peki bunun nedeni şu olamaz mı? 20. yüzyılda 21. yüzyılın en büyük farkı teknoloji ve insanların araştırma duyguları ve içgüdüleri. Araştırdıkça İslamiyetten uzaklaşmaların nedeni bu olamaz mı sizce? Ya da son 21. yüzyılda İslamiyete inananların sayısı neden gitgide düşüyor? Yo, İslamiyete inananların sayısı gitgide düşmüyor ki şu zamanda biz bakıyoruz ki İslami en çok e, hızlı büyüyen dinlerden bir tanesi İslamiyettir. Yakın yüzyılda hani e, dedik ya mesela. Örnek veriyorum e, bilimle e, insanlar yakınlaştıkça İslamiyet'ten uzaklaştığını diyoruz ki, ki öyle bir şey değil. Ben tarihe baktığım zaman örnek veriyorum ilk mikrobu bulandan tutalım al yuvarlara kadar. Onunla beraber işte e, birçok coğrafya ilminden tutalım uzay ilmine kadar hepsinin kurucuları ki tıbbın kurucuları dahi Müslüman bilim adamlarından çıkıyor. Şimdi biz bugün tıp dediğimiz zaman i̇bn Sina aklımıza geliyor. Şimdi i̇bn Sina'nın yazdığı eser bugün hala tıp dünyasında kabul görüyor. Yani bunu bir Müslüman bilim adamı yapıyor. Bunun gibi ben çok daha bakabilirim. Örnek veriyorum Müslüman bilim adamlarına. Bir tök hem coğrafyada hem örnek veriyorum yani jeolojide, astrolojide aklımıza gelebilecek bütün bilim dallarında temellerine biz baktığımız zaman mutlaka ve mutlaka bir e, Müslüman bir İslam alimi görebiliyoruz. Ama şuna da bakabilirsiniz e, tıbbın ilerlediği, bilimin ilerlediği yerde Müslümanların haram kıldığı domuzda kullanılıyor, klonda kullanılıyor. Bundan Şimdi da şöyle kullanılıyor. bir şey var, şöyle bir şey var. Domuzun eti yemek haramdır. Ama örnek veriyorum ee, İslami noktada birçok e, durumlarda mesela zaruriyet e, haramı helal eder kaidesi vardır. Yani bir insan herhangi bir şekilde normal şartlarda bir şey haramsa gerçekten zaruriyet varsa ama bu işin içerisinde burada yanlış anlaşılmasın. Gerçekten zaruriyet varsa o haram olan şey belli noktalarda tedavi noktasında olabilir, hayatta kalma noktasında olabilir vesaire bazı noktalarda hala helal kılınabilir Yani bu işte bahsettiğimiz şeylerde de ki şöyle de bir durum var mesela domuzun kullanıldığı bir deneyde neden sadece domuz kullanılabilir yani başka hayvanın kullanılması yapılamaz mı böyle İnsan bir en yakın hayvan olarak çünkü neden Yunuslar yüz, daha yakın Biz yüzde bakıyoruz. 98 gibi ama ki Yunuslar şöyle de bir şey var ki Yunuslar daha yakın genel olarak, ee, bunun gibi daha farklı hayvanlar da var Yan, yakın olarak ki şöyle de bir durum da var İslamiyet hani bugün deney olarak biz söylüyoruz ya mesela örnek kozmetik ürünlerinin deneylerinde hayvanlar kullanılıyor İslamiyet bunu kesinlikle yasaklıyor. Bu yapılmaması gereken bir şey. Çünkü bir hayvan mesela senin de kedin var. Örnek veriyorum kedine biz deney hadi bir şeyleri bulalım diye işkence yapsak. Hoşuna gitmeyen şeyler yapsak. Bu deneylerden kastım işkence değildi zaten. Anladım yine. yani ama hoşlam yani tepkin ne olacağını bilinmiyor ama mesela. Hı. Yani mesela Hı. örnek veriyorum faz edelim ki yani kozmetik ürünlerinden söylediğimden dolayı. Diyelim ki kozmetik bir ürün. Yani insanları işte güzel çatlaklarına e, tedavi edecek bir ürün. Ama bu hayvan bunu... Neden irade, e, zorla yaptırılıyor? Bu hayvanın da bir hakkı vardır. İslamiyet hayvanın hakkını dahi koruyor. Anlatabiliyor muyum yani ama demek Ama Kesilmesini de helal kıldığı noktalar da. var. Ama kesilmesi mesela örnek veriyorum, hayvanın kesilmesinde fayda vardır. Yani o insanlar ondan besin olarak yararlanabiliyor. Hayvandaki ama buradaki proteini farklı <laughs> noktalardan da alabilirler ama. Bunu hiçbir şekilde hiçbir bilim adamı, hiçbir tıbbi noktada hayvan besinlerinin uzun bir süre tüketilmemesinin neticesinde insanlarda oluşulabilecek sıkıntıların ortaya sunulduğunu söyleniyor. Ben toplu katliamından, belirli kesim diye ki. Belirliş Şimdi şöyle de kesinlikle. şöyle de e, tamam hayır toplu katliam yani kurban olayına eğer gelecek olursak toplu katliamla bir alakası yok. E bugün marketten aldığınız hayvan da aynı şekilde kesiliyor. Onunla beraber örnek veriyorum gün içerisinde kaç tane hayvan ürünü yiyorsun? Mesela işte ne bileyim sucudur, döneridir, ne bileyim kebabıdır vesaire vesaire. Gün içerisinde birçok hayvan ürünüyor. E bu hayvanlar nerede? Ağaçta yetişmiyor ki. Bunlar da aynı şekilde kesiliyor. Ama yılın bir gününün kesilmesi birçok noktada... Faydası vardır. Çünkü şöyle bir durum var. Sen ben mesela atıyorum ki bizler... Ee, belki maddi durumumuz iyidir veyahut da normal bir e, hayat yaşıyoruz bizler et yiyebiliriz. Ama dünyada birçok yoksul insan vardır. Eğer ki İslam dininde bu ibadet olmasaydı o birçok insan belki sene boyunca hiç et yiyemeyecekler. Yani birçok insan tanıyoruz mesela. Bizim mesela örnek veriyorum yardım faaliyetlerimiz oluşuyor. Biz o yardım faaliyetleriyle insanlara işte ne bileyim e, kurban eti dağıtılıyor. Bu kurban eti dağıtımında bizler birçok insan tanıyoruz ki biz eğer o eti götürmeseydik belki de bir sene boyunca o eve et girmeyecek. E şimdi böyle bir ibadet varken insanları teşvik noktasında bir teşvik veriyor yani. Eğer bu ibadet olmasaydı acaba insanların bugüne kadar Müslümanların yüzde kaçı insanlara sene içerisinde et dağıtacaktı? Bu oran çok düşecekti. O zaman ben bu açıdan şöyle bakarım. Sadece Müslümanlar kurban bayramında yardım yapmak için. <laughs> et kesip daha ya şöyle söyleyebilirim bunun için kurbana gerek yok ki yardım etmek istiyorsa kurbanı beklemek zorunda değil. Tamam evet değil. İslam'ı zaten bunu da söylüyor. Tabii ki değil ama bunu bir şart koyuyor ki Zaten şimdi ben baktığım zaman genel olarak örnek veriyorum birçok insan sene boyunca hiç yardım faaliyetlerinde bulunmuyor. Hiçbir bir insanın sıkıntısını gidermiyor. Ama İslamiyet hiç olmasa diyor ki bari belli bir zamanda şart koyalım da bir sene boyunca ibadet dahi yapmayan bir insan yani yardım faaliyeti yapmayan bir insan hiç olmazsa farz kılınan bir ibadetle senede bir defa dahi olsa insanlara bir faydası dokunsun. Bu olmadığı zaman yani bu toplum kültüründe çok güzel bir yardımlaşma oluşuyor. Eğer bu olmasaydı birçok insan ki ben örnek veriyorum tanıyorum. E, kurban faaliyeti olmasa yani kurban ibadeti olmasaydı belki de sene boyunca değil hayatı boyunca belki hiçbir kimseye faydası dokunmayacak insanlar var. O yüzden bu bir katliam olarak düşünülmemesi lazım. Ki şöyle de bir durum da var. E, bu haberlerde de ki internette de görülebilir, bakılabilir. Birçok örnek veriyorum hayvan kesim yerlerinde. Yani bugünkü tükettiğimiz e, hayvansal gıdalarda bakıyoruz ki hayvanlara işkence şeklinde e, kesimler oluyor örnek veriyorum e, diğer küçük başlarda vesaire bunların işte derilerinin yüzülmesi vesaire vesaire daha birçok konuda e, bakın işkence şeklinde hiç doğru bir noktalarda bir şeyler yapılmamış E şimdi onlara biz e, ses çıkarmayıp bir ibadet olan kurban ibadeti ki faydaları çok fazla olan bir kurban ibadetine ses çıkarmamız birazcık ee, şey olur yani samimi olmaz yani açıkçası. Ben hepsine ses çıkarıyorum. Genel olarak tek onun için ses çıkar çıkarıyorum demiyorum. Yani Ölüm zulüm öyle... varsa tabii ki ses çıkarılması <laughs> lazım. Ama ben baktığım zaman yani kurban ya neden senenin hani örnek veriyorum o hayvan neden 10 gün sonra kesilmesi için neden mücadele edelim ki? Yani kurban bayramında kesilmesin hayvan atıyorum 10 gün sonra kesilsin yani senin düşüncene göre. Neden öyle bir şeye gireyim ki ben? Hani neden bunun mücadelesini veriyoruz? Yani o hayvan zaten kesilecek. Yani bir hayvan örnek veriyorum bir büyükbaş hayvan. Ya belli bir yaştan sonra zaten o hayvan kesilecek. Yani insanlara ha bugün kesilmesinin ne farkı olmuş ki? Yani neden bunun mücadelesini verelim? Neden bu bizim için rahatsız edici bir durum olsun? E kurban ibadeti yapılmıştır. İnsanlar kesiyor ve insanlar arasında daha da iletişim oluyor. İşte örnek veriyorum zenginle fakir arasında bir iletişim bağı olmuş olabiliyor. Bununla beraber fakir yani yoksul kesim hiç olmazsa senede birkaç defa da olsa et yiyebiliyor. Ama bu farz ibadet kılınmasaydı bu da olmayacaktı. Bunun gibi bir şey. Şimdi benim de merak ettiğim birkaç tane böyle bir şey var. Tabii. E, Şamanizm ile alakalı. Şimdi şamanizmin aslında böyle temel araştırma noktasına bizler baktığımız zaman e, İslam inancı ve diğer inançlar gibi elimizde tutulabilir ben bir kaynak bulamadım. Yani kaynaktan kastım. Yani mesela nasıl bugün bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'e inanıyor. Ben örnek veriyorum dünyanın neresine gidersem gideyim bir Müslüman diyelim ki evinde, camide, ibadet yerlerinde herhangi bir de bir kitabını bulabiliyorum. Yani kendime yol çizebilecek bir şey. Hı. Ama şamanizmde bunu bulamıyoruz. Neye göre mesela ve böyle bir şey var mı şamanizmde? Şöyle söyleyeyim. Şamanizmle alakalı resmi ve net bir kitabımız yok. Yazıtlar var. Eski tarihten kalmış e, incelenen yazıtların üstünde birçok kalıntılar var. Ama e, işin özüne indiğim zaman Şamanizm'in zaten felsefi bakış açısında iyi insan olmayı, doğaya teşekkür etmeyi, doğanın sunduğu her şeyden yararlanmayı ve bunun e, şükretmeyi üzerine kurulu zaten bir görüş. Bir din olarak değil zaten. Evet. E, i̇lla zaten... bir kitap gerekiyorsa ya da illa bir kitap olmasının gerekmediğini düşünüyorum ben. Nedenini de söyleyeyim size. Birçok kitap geldiğinde birçok kitabı değiştirirler. İncilde değişti, Tevrat da değişti, hmm. değişen şeyler oldu. İslamiyet açısından da kitap elle tutulur bir kitap olduğunu söylüyorsunuz, ve yani kitap olduğu söyleniyor ama bu kitabın tam olarak kanıtı nasıl çıktı? Şimdi ben bir kanıt... peygamberin bir mağarada <laughs> evet. indirildiği Şimdi söyleniyor. Şimdi ben onun için bunu o zaman halledeceğiz. Mesela sıra sıra. Ben hem Kur'an'ın mucizevi bir kitap olduğunu yani çölün ortasında aynı dediğin gibi çölün ortasında bir mağaranın içerisinde ve genel olarak hep devamlı bir şekilde zaman diliminin çölün ortasında hatta böyle çok batıl ilanışların olduğu bir zamanda bir kişinin bir zatın bu tür bilgileri vermesinin bir mucizevi bilgilerin vermesinin delillerini söyleyeceğim. Onunla beraber... İşte şuraya geliyorum, onların hepsini vereceğim ve değiştirilmediğinin de delillerini aynı şekilde vereceğim. Yani bugün mant bilimsel bir şekilde hem Kur'an'ın mucizevi bir kitap olduğunu hem de değiştirilmediğinin delillerini vereceğim. Ama ondan önce bak bunlara dediğim gibi not alalım. Bunlar basit konular. Ee, bundan önce şimdi mesela ben şamanizme baktığım zaman. Ya şamanizmde ben neye göre inanacağım? Şimdi mesela sen diyorsun ya işte herkes iyi olması gerekiyor. Yani bir iyilik. Ee, şükür var e, inancımızda yani enerji, enerji. Inanıyoruz Peki sonra. şimdi bu enerji ben iyilik kavramını neye göre koyacağım? Bunun için bir aklımız ve mantığımız var. Bir şeyin iyi ve kötü olup ayırt edemediğimiz en büyük mantık. Hı. Ayırt edebilmemiz için hayvanlardan bizi ayıran özelliğimiz zaten zekamız. Evet. Zekasını kullanabilen her insanın iyi ve kötüyü ayırt edebileceğini düşünüyorum. Ama şimdi bu birisine şey göre bir şey de... kötü olabilir birisine göre iyi olabilir. Buna da genel olarak bakılabilir. Ama şimdi mesela örnek veriyorum. Bana göre mesela insanın çıplak dolaşması veyahut da atıyorum ki ee, çok fazla açık saçlı kötü bir şey diyelim. Yani ben örnek bu benim yapıma uygun değildir. Bence çirkinliktir. Ama farzı misal dünyanın başka bir ucuna gittiğimiz zaman çıplak dolaşan insanlar, kabileler veya topluluklar vesaire var. Onlar için de doğal güzel bir şeydir. E bu şimdi buradaki kuralı kim koyacak? Şimdi onun için çirkin benim için kötü. Veya benim için güzel onun için çirkin olabilir. Ve hatta örnek veriyorum çok uzak noktalara gitmeye de Sen ne bile mesela böyle bir bu konu üzerinde bir saat konuşsak yani hayatımızdan bir şeyler anlatsak Belki senin için çok güzel olan bir şey, benim için çirkin olacak. Burada bir kural konulması lazım. Mantıken bir şeye baktığımız zaman. Mesela bir yerde bir mülkiyet varsa o mülkiyetin sahibi oraya kurallarını koyar. Şimdi ben bakıyorum ikimiz de bir yaratıcının varlığına inanıyoruz. Yani sen enerji diyorsun. İşte ben Allah diyorum. Ha, yaratıcı olarak kabul edelim. Yani ikimiz de yaratıcıya inanıyoruz. Yani ateizm düşüncesinde değiliz. Şimdi ben bakıyorum ki, şimdi bu kainat, ben örnek veriyorum bu stüdyo. Şimdi Muhammed'in. Şimdi bu stüdyodaki kuralları Muhammed koyar. Çünkü burası onundur. Buradaki güzellik kavramını da Muhammed koyar. Çirkinlik kavramını da Muhammed koyar. Şimdi mesela ben evimde örnek veriyorum. Sırtımı dayayıp ayaklarımı masaya diyelim ki uzatmak benim için atıyorum ki Güzel bir şeydir, rahatlıktır ama Muhammed buna burada izin vermez. Çünkü onun yeridir. Buradaki de benim için güzel olan onun için çirkindir. Ama yer onun olduğu için burada çirkinlik kavramı içerisine girer. Şimdi burada da biz kendi alanımızda dahi bu kuralları koyarken. Şimdi ben diyorum ki bu kainatı yaratan yaratıcı, yani bütün kainatın sahibi olan, bu mülkiyetin sahibi olan yaratıcı güzellik ve çirkinlik kavramını nasıl koymaz? Koyması Şimdi, lazım. Çirkinlik ve güzellik kavramı var. Şöyle var. Bunun için yazılı bir yazıya gerek yok. Örnek tamam, veriyorum. Şöyle, yaratıcının yarattığı doğaya zarar vermemek, tamam. bu kötü bir şey. Bunun için bir yazıya gerek yok, bunun için bir belgeye gerek yok. Ona zarar vermemen gerekiyor. Buna başkası zarar verebilir. Onun için iyi, bunun için kötü diye bir şey demeye gerek yok. O yalnızsa yapmaması gerekiyor. Ama şimdi olay sadece doğa vesaire değil. sonuçta benim normal şartlarda ben benim mesela inancımda, benim düşüncemde şu vardır. Bir şeyi Örnek veriyorum, tasarlayan, üreten, mühendis o şeyi en güzel bir şekilde kullanım kılavuzunda yazar, değil mi? Çünkü o tasarlamıştır. Ee, onun nasıl kullanılacağını, nasıl şarj edileceğini, nasıl korunacağını vesaire vesaire bunları yazar. Şimdi ben de diyorum ki bir mühendisten dahi ben bunu beklerken beni yaratan yaratıcı benim de kullanım kılavuzumu göndermesi lazım. Çünkü veyahut da benim hayatta nasıl hareket edeceğimi de göndermesi lazım. İşte örnek veriyorum adalet biçimimi söylemesi lazım. Güzellik çirkinlik kavramımı benim hayatımdaki Bunun yani için yol çay vermesi yetmiyor mu size zeka? Ama neye göre, ayırt Eğer ayırt edebilmemiz. Bak gibi. eğer bu mantık şey olsaydı, senin dediğin gibi olsaydı dünyadaki bütün insanlar aynı şey düşünürdü. Ama bakıyoruz ki herkes farklı. Şimdi mesela burada hepimiz otursak, konuşsak bu odadaki herkes için hadi desek hepimiz bir atıyorum ki anayasa yazacağız. Hepimizin anayasası farklı olur. Çünkü hepimizin zihniyeti farklı. Hepimiz farklı düşünüyoruz. E şimdi bakıyoruz ki dünyada kaç milyar insan var. E biz bakıyoruz e o zaman bu insanlar hep bir her, her biri için farklı adalet sistemi gibi bir sistem olmuş olur. Ve hepsi için güzellik çirkinlik kavramı farklı olmuş olur. E ben bakıyorum e diyorum ki hadi onu geçelim. Biz doğaya bakalım. Şimdi yaratıcı ikimiz de inanıyoruz. Ben yaratıcı e, vasıflarını yaptığı fiiliyatlarda görürüm. Yani bu yaratıcı nasıl bir yaratıcı? Örnek veriyorum bu masaya baktığın zaman sen bu masayı tasarlayan işte bu masayı yapan marangozu tanıyabilirsin az çok. Yani işte iyi bir marangoz, kötü bir marangoz, işte göz işte nizamı var vesaire vesaire bir şeyler koyabiliriz. Biz de doğaya bakarak bunu tanımlıyoruz <laughs> zaten. Değil mi? Evet. Doğaya bakarak. Şimdi ben doğaya bakıyorum. Doğada gerçekten mükemmel bir kusursuzluk var değil evet. mi? Ya çok güzel bir döngü var yani. Müthiş evet. bir döngü içerisinde. Şimdi ben bakıyorum ve doğada genel olarak ben incelediğim zaman bunu bilim söylüyor zaten. Yani İslami bir literatürde konuşmuyorum ben. Bilim bana gösteriyor ki doğa mükemmel şekilde ilerliyor. Yani tabiat mükemmel bir şekilde ilerliyor. Yani mükemmel bir döngü var ve kusursuz bir döngü var ve hiçbir şey de boşa gitmiyor. Her şey de güzel bir döngü içerisinde ilerliyor. Demek ki ben burada şunu anlıyorum. Bu doğayı bu fiiliyatları yapan yaratıcı sonsuz hikmet sahibidir. Yani boş iş yapmaz. Şimdi mesela bizim için çirkin gibi gözüken bir şeyde dahi mesela bir dışkı örnek veriyorum, bir hayvanın dışkısı. Senin için önemsiz gibidir veya çirkin gibi gözükür ama o bile doğada çok güzel bir faaliyeti vardır. Yani gübrelemedir vesaire gibi. E şimdi ben bakıyorum ki demek ki diyorum bu kainatta benim için önemsiz olan şeyleri dahi hikmetle yaratan bu yaratıcı. E o zaman bütün kainatta en üstün olan ben, yani benim için yarattı bu kainatı. Bakıyorum çünkü bütün kainat bana hizmet ediyor yani. Ben örnek veriyorum hayvanlara hiçbir faydam yok. Tabiata da hiçbir faydam yok ama onların bana faydası var. Demek ki bana hizmet ediyorlar. Ben buradan bunu çıkarım diye yapıyorum. Hani buna katılasın katılmasın o ayrı bir konu ama genel olarak ben baktığım zaman bütün kainat bana hizmet eder bir şekilde. Ya diyorum ki bir karıncaya dahi yol haritasını çizen yaratıcı nasıl olur da Ondan kat ve kat daha üstüne olan benim yol haritamı çizmez. Bana bunu bildirmez. Bana bu mantıksız geliyor. Anlatabiliyor muyum demekse Yani atıyorum karıncaya dahi ne yapacağını bildirmiş. İşte ne bileyim bir e, ağaca dahi ne yapacağını bildirmiş. Ama bana bildirmemiş. Ya nasıl olabilir? Bu olamaz. Bize bildirmesi için zekamızı verdiğini düşünüyorum işte ben bu noktada. Ama... Örnek veriyorum her şeyi nasıl yapacağımızı bildirseydi o zaman yaşamamızın bir mantığı kalmazdı ki. Yani... Yaşadığımız kaderi yaşardık sadece. Tamam ama şimdi şöyle yani bir yön haritası çizmesi bak atıyorum şunu yaparsan senin için faydalıdır şöyle yönetilirsen senin için faydalıdır senin fıtratın bunun üzerine bunun üzerine yaşarsan senin için daha faydalıdır demesi gerekiyor bana bir yol haritası i̇şte çizmesi bunu lazım. ayırt edebilmemiz için ben zekamızı kullanmamız gerekiyor ama ayırt bunu hiçbir şekilde ayırt edemeyiz çünkü ya 8 bir milyar, insanın milyar insanın bir şeyi çalmaması şey çalmaması bana göre yanlış ayırt edilebilir bir insanın bir şeye örnek veriyorum yardım etmesi doğru yapılabilir. Tabii. Şimdi çalmak senin için kötü bir şey ama örnek veriyorum Robin Hood adam alıyordu. Zenginden alıyordu. Fakire veriyordu. Gitsek o fakire desek ki çalmak güzel bir şey mi der ki güzel bir şey. Hani çünkü bize geliyor der. Şimdi burada tamamen menfaat ilişkisi ortaya çıkar. Yani güzellik ve çirkinlik kavramı kişiye göre tamamen değişir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela kötü anlamda söylüyorum. İşte mesela bak dövme yaptırmışsın. Şimdi senin için güzel bir şey dövme. Hoş. Beğendiğin için zaten yaptı. Ama bana sorsan atıyorum ki çirkin bir şey diyelim belki görüyorum. Dövmeyi. E hani güzellik, çirkinlik? E nerede Ama kaldı? Buradaki ibadet kan anlamında benim yaptırdığım dövme doğaya bir zararı yok. Tamam. Ondan sonra başka bir insana bir zararı yok. Tamam. Bu kendime yaptırdığım bir şey. Tamam. Yok ben zarar fayda anlamında söylemedim. Yani bak sen beğeniyorsun, atıyorum ki Hı -hı. ben beğenmiyorum farz mesela. Demek ki her şeyde görüş farklılıkları olabilir. Şimdi 8 milyar insan var dünyada örnek veriyorum. E şimdi biz bakıyoruz ki o zaman her şey güzellik ve çirkinlik kavramı değişir. Demek ki ben diyorum ki yaratıcı bizlere bir tebliğci göndermesi gerekiyor. Çünkü göndermezse ben şimdi diyorum ki ya şu örnek veriyorum tabletin dahi yapan mühendis şunun en güzel şekilde kullanım kılavuzunu bildirmesi lazım. Çünkü bildirmezse hikmetsiz olur. Şimdi ben yaratıcı için sonsuz hikmet sahibi dedim. Bunu da fiiliyatlara bakarak söyledim. Hı. Ya sonsuz hikme sahibi tasarladığı en güzel cihazat olan beni Nasıl olur da kullanım kılavuzunu vermez? Nasıl olur da kendi gönderdiği bu işte bütün kainattaki en üstün varlık olan gönderdiği beni? Nasıl olur da bir yol haritası çizmez? Neye göre? Neye göre yaşayacağım? Ne beni bekliyor? Örnek veriyorum şamanizmde e, ahiret inancı var mıdır mesela? Ee, var ama şimdi kullanma kılavuzu beklediği bir kitap beklediğini söylüyor. Yaratıcı birçok şeyi yaratmış. Kuşu da yaratmış, böceği de yaratmış. Doğayı evet. da yaratmış, ağacı da yaratmış. Ya bu dediğiniz kavram evet. şuna çıkıyor. Kedi için de bir kitap gerekiyor. Doğru yanlış ayırt edebilmesi ama için. Ama şuur yok kedide. Ondan sonra. Şimdi bizde işte şuur var. İdrak i̇şte burada ben zekamızı kullanmamız gerekiyor. Ama işte ben burada hala dediğim İlla gibi İlla şey... İlla özellikle neden insana kitap gerekse hiçbirine kullanma kılavuzu vermiş bize mi vermesi gerekiyordu? Ama bu işte kullanma şimdi kullanma kılavuzunu idrak edip işte burada da zaten hikmet sahibi. E mesela kediye gönderse de hikmetsiz olacaktı. Çünkü kedide, kedide şuur yok. Evet can var. Evet irade var, kudret var ama mesela şuur yok kedi. Kediye mesela bir çocuğa örnek veriyorum. Farzı misal sen bir tane yeni doğmuş bir çocuğa giderken ne hediye alırsın? İşte ne bileyim ya takını takarsın ya işte bir kıyafet alırsın, bir baron alırsın, bir şey çünkü ona göre bir hediye alırsın, ona göre bir karşılık verirsin. Şimdi aynı şekilde okuma yazmayan bir çocuğa Bilmeyen bir çocuğa gidip de kitap almazsın çünkü okuyamaz. Aynı şekilde şimdi bunu biz bizim gibi aciz insanlar dahi idrak edebilirken sonsuz hikme sahibi olan... Öğretilebilir hayvanlar. Kedi de öğretebilirsin. Yani Köpeği de öğretebilirsin. Başım şuur yok. Yani bir kediden ben böyle bir şey. olduğunu düşünüyorum Ama de kedinin de. Tam nasıl düşünüyorsun? Yani bir köpeğin de eğitilebileceğini. Tam eğitilme. Kedinin de eğitilebileceğini. Ya insanla aynı seviyeye gelebilecek i̇nsanla bir şey. Tamamen yani. aynı seviyede değil. Zaten burada vermek istediğim örnek. Heh. İlla bir kullanma kılavuzu olması gerekirse bütün yaratılan canlılarda kullanma gerekir. Şimdi bak kılavuzu ben şöyle, o hayvanlarda zaten gönderiliş amacına uygun hareket ettiğini ben görüyorum. Şu manada görüyorum. Hatta Üstad Bediüzzaman Said Nursi bir eserinde şöyle söylüyor. Diyor ki, insan ve hayvan arasındaki farkı, hayvan sanki bir yerden ders almış ve dünyaya gönderilmiş olduğunu hayatındaki diyor hareketlerden görebiliriz ama insanda bu yoktur. Şimdi mesela bakıyorsun bir hayvan dünyaya geldiği zaman, doğum gerçekleştirdiği zaman bakıyorsun ki yavru kimileri bazen 2 saatte, kimisi 2 günde, kimisi 2 haftada tamamen bütün hayatı boyunca ihtiyacı olan bilgi onda olmuş oluyor. Yani savunma mekanizması, saldırı mekanizması hayattaki yapması gereken şeyle çok kısa bir sürede oluyor. Ama diyor ki insan için diyor. Bakıyorsun insan diyor doğruyu yanlışı, zararı karı 15-20 yılda anca diyor o anlayabiliyor. Demek ki insan tekemmül etmek için bir şeyler öğrenmek, bir şeyler idrak edebilmek için dünyaya gönderilmiş. Ama hayvanda bu yoktur. Fıtratında ben baktığım zaman ben anlayabiliyorum. Çünkü ben bakıyorum doğruyu yanlış 15-20 yılda bir tane çocuğu anca öğretiyorsun. Yani daha örnek veriyorum 10 yaşına geldiği zaman bir şeyin kar mı zarar mı olduğunu anca öğrenebiliyor. Ama sizin dediğinize göre burada direkt insan için bir kullanma kılavuzu gerekli diyorsunuz. Bir öğrenmesi gerekli diyorsunuz. Evet. Ben de dedim kullanma kılavuzu dediğiniz kavram burada Kur'an-ı Kerim. Evet, evet. Ondan sonra peki Kur'an-ı Kerim'den öncesi ya da evet. örnek veriyorum Hiçbir şekilde kitabı bile bilmeyen bölgede yaşayan insanlar var. Tamam. Şimdi onlarda... kabileler var. Örneğin Şimdi... Ben de dünya gezdiğim için, gördüğüm için evet. söylüyorum. Bunların Heh. bunlar için ne düşünüyorsunuz? Şimdi İslam inancında e, bizler baktığımız zaman kaynaklarda 124 bin peygamber gelmiştir. Zaten İslam yani inancında. bu insanların doğruyu yanlışı ayırt edemeyeceğini düşünüyorsunuz. Kur'an-ı bak... Kerim orada olmadığı için. Kur'an bak e, zaten bu net bir şekilde görülebiliyor. Şimdi mesela örnek veriyorum. Ben e, bütün diğer toplumlara ben baktığım zaman İnsanların zaten fıtratında bir yaratıcının varlığını arama noktasında fıtraten bir şeylerin olduğunu biz görüyoruz. Ama bulma noktasında bir tebliğci olmadığı için yanlış şeylere odaklanabiliyor. Şimdi mesela dünyanın birçok yerinde puta tapanlar var, ateşe tapanlar var vesaire vesaire birçok farklı noktaya tapan insanlar var. Hı hı. Görmüşsündür. Demek ki ben burada şunu çıkarım yapabiliyorum. Evet insan fıtratı ve zekası ve şuuru şunu idrak ediyor. Evet bu kainat tesadüfen oluşmamıştır. Bu kainat örnek veriyorum muhakkak ve muhakkak bir kudret sahibi bir zat yapmıştır. Ve benim bir yaratıcım var düşüncesi bütün insanlıklarda evet vardır. Ama yaratıcı bulma noktasında bir tebliğci olmayınca bir yol gösteren olmadığı zaman yanlış şeylere takılabiliyor insan. İşte atışa tapabilir, iğneye tapabilir vesaire. Burada işte Ama bu tebliğci. size göre yanlış. Ama Bakın bak, ne dediniz? Ya, Kime göre yanlış? Size göre yanlış Şimdi ama bak ben söylediğim zaman bana mantığıma aykırı bir şey gibi gelmiyor. Veya da ben biz bunu mesela konuştuğumuz zaman ya çok mantıksız diyemiyoruz bu mevzu için? Ben şimdi diyorum ki, örnek veriyorum, e, o zaman ne için yaratıldık? Yani ben benden yaratıcı ne istiyor? Ben bunu sorarım mesela. Ben örnek veriyorum, İnsan fıtratında aslında şunlar sorulur. Ya ben neyim? Nereden geldim ve nereye gidiyorum? Amaç ne? Şimdi ne benim inandığım şey bunların cevaplarını verebiliyorsa bunun için bir kitaba gerek duyulması Ama gerekmiyor ki. Ama sen bunu nereden öğrendin? Bunu mesela örnek veriyorum bir Müslüman Müslümana doğduğunda direkt Kur'an'dan mı öğretiyor? Birçok şey değişiyor mesela diyorum ya birçok İslam ülkesi yaşamıyor, Müslümanlığı yaşamıyor. Müslümanlıktan öncesi, tamam. Müslümanlığın tarihi ortada. Tamam. Daha Biz. öncesinde nereden geçti? Nasıl ilerledi? Doğruyu yanlışı nasıl ayırt edebildi? İlla bir kitap gerekmiyormuş demek ki doğruyu yanlışı ayırt edebilmesi için. Ne için? Neden gerekmesin ki? İslamiyet'ten önce ben Arap yarımadasına baktığım zaman tamamen cahiliye dönemini ben görebiliyorum. Yani kız çocuklarının gömüldüğü, ne bileyim bir ineğin kuyruğuna çalı bağlanıp ateşe verildiği ama zaman... Ama tamam yanmurun, da bunları Araplar yapmış. Tamam. Diğer evet. toplumlarda da vardı bunlar. Yani örnek Her toplumda veriyorum. farklı şeyler var vardı ama diyorum yani ki, bunun düzelmesi için illa bir kitap mı gerekiyordu? İşte ne gerekiyordu? Bunun için doğru yanlışı Şimdi ayırt edebilmek... Sen mesela bana e, şunu dedin ya işte ben de bunların cevapları var. Ama nerede var bu cevap? Hani nereden aldın bu cevaplar? Ben onu merak ediyorum. Hani kitap yoksa elinde ve bir peygamberiniz Bilin. yoksa elinde. Hı -hı. Ama bilim değişkendir Tamam Şimdi ama bir... Kur'an-ı Kerim'de de birçok şey... Ee, anlatıldığı şey ve şu anki 21. yüzyılda çok farklı şeyler var. Mesela, cevabını veremeyeceği. Ya örnek veriyorum bilgisayar kullanmak günah mıdır değil midir? Bu bak bu çok yani biz o zaman şey işte penguenler niye Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor? Şimdi bak gibi. Ben, he, şimdi bu e, mantıksız bir Her şey, şey olur Her şeyin cevabını bir kitaptan arayamazsınız. Ama bak şimdi bu zaten temeli biz oluşturduktan sonra sonra çıkarım yapabiliriz. Şimdi mesela örnek veriyorum Kur'an-ı Kerim farzı misal işte e, alkolü haram kılmıştır. Net bir şekilde farz e, ayetinde. E şimdi mesela biz şunu mu beklememiz lazım? Alkolün her çeşidini mi yazmasını beklememiz lazım? Ve insana belli bir seviye koymuştur Kur'an-ı Kerim. Yani bu nokta ilerisinde ilerleyebilirsin. Faydayı ve zararı bu e, süzgeçten geçirip kendine gösterebilirsin. Şimdi diyor ya bak hala mesela sen bana şey söylemedin. Ya bilim dedim mesela ben ama bilimle şamanizm ne alaka? Hani... Çünkü şamanizmle bilimin buluştuğu noktalar var. Ama örnek veriyorum. Diyorsunuz ya bir madde şeyini oluşturdu. Temelini oluşturdu diyorsunuz. Evet. Ama temelinde bile çelişkiye düştüğü birçok nokta var. Ne Kendisiyle birçok noktada çelişkiye düşüyor. Evet, ya de... bir örnek verebilirim size örnek veriyorum. İlk yaratılışa baktığınız zaman tamam. bilim insanlığın nasıl yaratıldığını anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de mucizevi olaylar, işte topraktan yaratıldığından bahsediyor. Tamam. Ademle Havva, Ademle Havva'nın çocukları Kabille Habil. Hı hı. Şimdi Kur'an'ı da e, Türkçe mealini okuyan biriyim. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de kardeşin kardeşle birlikte olmasını evet. günah olarak söylüyor. Evet. Ama öbür açıdan da bakıyorsun. ile Habil'in ikiz çocukları ile ikiz çocukları birlikte evet. oluyor. Ve nüfusunun arttığı söylüyor. E ben tamam. de şunu söylerim o zaman. Topraktan yaratmış iki tane. Yanına yaratamadı mı tekrar topraktan? Hı. iki tane de birlikte oldu kardeş çapraz ilişkiyle. Ya da birlikte olması gerekiyorsa neden Kur'an'da bunun günah olduğundan bahsediyor? Şimdi bak biz dedik ya bir şeyde güzellik ve çirkinlik kavramını o mülkiyetin sahibi bunu belirler. Şimdi o zaman da Cenab-ı Allah bu e, fiiliyatı gerçekleştirtiyor, buna izin veriyor çünkü o zaman da bir zaruri bir durum var. Yani bir ne şeyin baş, bir şeyin başlangıcı olması lazım. Yani kainatta da bunu zaten bize gösteriyor. Yani yaratıcı, ben baktığım zaman fiiliyatlarda bir şeyin sebepler dairesinde başlangıcını olmasını gösteriyor. Zaten burada yani imkan... Çoğalması için mi birlikte olması gerektiğini söylüyorsunuz? Tabii, söylüyorsun. Şimdi çoğalması gerekiyor. Bir tamam şekilde. da o zaman şöyle bir tezatlığa çıkmaz mı? Topraktan iki tane yarattı. Tamam. Örnek veriyorum Meryem'i babasız yarattı. Hazreti İsa'yı Meryem'den babasız yarattı. Evet. İnsandan doğmamış iki tane kadın yaratamadı mı? Bu noktaya gelmesi gerekiyordu. Ama bir başlangıç noktasında olması lazımdı. Tamam, başlangıç yani insan... noktasında topraktan yaratmış zaten tamam. iki tane. Yine topraktan iki tane daha kadın hmm. yaratıp birlikte olabilirdi. Kardeşim. Şimdi bak kardeşim burada şöyle bir durum da var. Yani biz bunun üzerine konuşulabiliriz. İşte artıların eksilenebilir. Ama burada bir tercih verilmiştir. Yani bir yaratıcı bir tercihe göre. Şimdi mesela örnek veriyorum. Biz şunu da desek. Dört tane oldu diyelim. Yani neden altı tane değil? Atıyorum ki. yani Ama başka bunun bir... yanlış olduğundan bahsediyor. Ama artık şu zaman için yanlış. Yani Kur'an'ı aradan kaç bin yıl e, geçiyor. O zaman şöyle diyorsunuz. Yaratıcı önce yanlış dediğini sonra doğru diyebilir, sonra doğru dediğini önce yanlış diyebilir. öyle bir kaydı anlamında değildir. Ama şu Bak, an için yanlış diyorsunuz. Tam. Çünkü bu zamanda öyle bir şey yapılması doğru değildir. Yani örnek veriyorum diğer e, semavi dinlerin gelmesi, Bana diğer göre semavi her zamanda yapılması yanlış da Hı. önceki zamanda yapılmasındaki doğru kavramda da artması için diyorsunuz. Ben de diyorum ki o kadar mucizevi olayı yapabilen tamam. bir yaratıcı, iki tane böyle tercih etmiştir. Yani tercih ama bu bir olursa. cevap değildir ki böyle tercih etmiştir. Hayır böyle bir tercih. Örnek veriyorum o zaman benden şeyi sorgulamamaya gider o zaman. Hayır hayır. Nala, şimdi o zaman niye kainatı böyle yarattı? E, böyle tercih etmiştir. Şimdi, Anladın mı? E ben de örnek yaratılışında ki, bunun böyle yaratılmasında günah olduğundan bahsetmiyor. Ama öbür açıdan kitabınızda günah olduğundan bahsediyor. Öbür açıdan da böyle tercih etti diyorsunuz. Bak hayır demek istediğim olay ne biliyor musun? Şimdi buna uygun bir ortam yoktur. O zaman ona uygun bir ortamdır. Anlatabiliyor muyum? Yani günah ve seva, çirkin ve güzellik kavramı zaman ve mekana göre değiştirmiştir. Yani o zaman bir zaruriyetler, o zaman böyle bir tercih yapılmıştır. Ama şu zamanda böyle bir şey olsaydı, sence mantıklı bir şey mi olurdu? Ben o zamanda da mantıklı Heh. değil, bu zamanda tamam, da mantıklı. İşte diyorsunuz. Değil. O zaman böyle bir tercih yapılmış. Bu tercih. Bilmiyorum. Bu bana <laughs> göre bir cevap olarak değil, bu sizin görüşünüz. Anladım. Mi? Yani bu dediğim gibi, ben hala şey bekliyorum senden. Ee, yani bahsettiğin. Şamanizmin kuralları mı diyeyim? Ben söyleyeyim. söyleyeyim bir tanesini. Ha. Mesela aynı örnekten yola çıkarak bizde nasıl olduğunu söyleyeyim isterseniz size. 7 kıta 7 insan bu yüzden bize göre çekik gözlü insan var, beyaz tenli insan var. O yüzden Güney Amerika'da da şamanlar var. Amerika'da kızılderili şamanlar var. Orta Asya'da Türk şamanlar var. Moğollar var. Bu insanlar birbirlerini bularak birlikte olduğu için insanlık nüfusu artıyor. Sadece iki kişiden var olmuyoruz biz. Anladım. Ademle Havva'dan var olmuyoruz sadece. Bizde bir... böyle değil. Ama işte bu mesela neye göre? Hangi kaynak? Yani şu an işte mesela de iyilik, güzellik, çirkinlik, toplum ahlakı vesaire kaynak vesaire. Kaynak olarak söyleyebileceğim en şey ten renkleri, çekik gözlü, beyaz gözlü. Bunun gibi birçok farklılıklar zaten bir kaynak değil mi sizin için? Bu farklı tenler, farklı insanlar, farklı kıtalarda yaşayan toplumlar. Tam farklı kıtalarda yaşanması. Bu direkt zaten... bir kaynak değil midir size göre? Tamam, bu normal bir şeydir. E Peki yani. ben şöyle söyleyeceğim size. Siz sadece kitapta yazan bir kavramın kaynak olduğunu gözü Bu neye göre kaynak o zaman? Şimdi Topraktan ben... yaratıldığını nasıl bir kanıtı var? Şimdi ben var? şöyle örnek veriyorum. Ben kitaba baktığım zaman kitabın mucizevi bir noktasına şahit olduğumda ve kitabın geneline ben baktığımda mucizelerle dolu bir kitap olduğunu anladım ve idrak ettiğim zaman. Kaynağı ne? İşte bugünkü sen de mesela bilim. Şimdi mesela ben Kur'an'ın mucizevi bir kitap olduğunu hem mantıki bir şekilde hem de bilimsel bir şekilde verilere ben baktığım zaman diyorum ki evet bu kitap mucizevi bir kitap. Yani mesela bunlardan da bahsederiz problem değil. Ama mesela ben baktığım zaman benim elimdeki kaynakta ben bakıyorum ki şu çıkarımı yapabiliyorum. Aynı senin biraz önce söylediğin gibi bir zat çölün ortasında mağaranın içerisinde bana bu bilgileri verme ihtimali yok. Bir insanın bunu söyleme ihtimali yok. Hele ki okuma yazma bilmeyen bir zattan biz bahsediyoruz ki bu İslami kaynaklardan, diğer kaynaklardan yani Yahudi kaynaklarında hepsinde zaten bilinen bir şeydir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın işte ümmi olduğundan. Şimdi ben bakıyorum diyorum ki ümmi bir zat. Okuma yazması yok. Çölün ortasında tamamen cahiliye bir döneminde ve hiçbir şekilde bilimin dahi besin olmadığı bir zamanda bana verdiği bilgi çok önemli. Eğer ki bu bilgi Tamamen bir o zamanki şartlarla söylenebilecek bir bilgi değilse ve çürütülememişse ve gaybi haberleri varsa ve ben hatta ve hatta yeni keşfediyorsam bunları bugün bilimin ışığıyla demek ki bu kişi kendinden değil başkasından duyduğunu söylüyor. Yani başka ilahi bir emir söylüyor bir mucize gösteriyor. Bununla alakalı zaten çoğunun cevabının olmadığı örnek veriyorum işte. Ee, Mısır'daki piramitlerden bahsedebilirim. Ya da işte Göbekli Tepe'den bahsedebilirim. Bununla alakalı zaten ta o zamandan yapılamayacak şeylerin şimdiki keşfinde bile cevabı olmayan şeyler var. Yani ben Göbekli Tepe'ye de ben de gittim. Oradaki hı hı. An, yapılara da baktım vesaire. Orada da bir insanların zaten çoğunlukla okuduğumda baktığım zaman bir o zamanki insanların daha çok ibadet tarzında kullandıkları öngörülüyor. Zaten şekillere yapıya bakıldığı zaman o zamanki insanları bir ibadet yeri tarzında olarak görmüşler orayı. E, bu bizim e, şeyimizi engellemez ki davamızı çürütmez ki şöyle de bir şey var. Diyelim ki Göbekli Tepe örnek veriyorum o zaman da bir inanç olmuş ve o zaman da inançların da hatta ortaya çıkan bir kitabı veyahut da bir yazıtları olduğunu farz edelim. Bu yine İslam davasını çürütmez. Çünkü İslam zaten şunu söylüyor diyor ki peygamber aleyhisselamdan önce 124 bin peygamber gelmiş zaten diyor. Örnek veriyorum Mısırlılar'dan tut yani aklına gelecek bütün topluluklara hepsine biz zaten peygamber gelmiştir diyor. Zaten Kur'an'da ayetinde de net bir şekilde söylüyor. Diyor ki tebliğ göndermediğimiz hiçbir kavim yoktur. Yani herkese diyor tebliğ göndermişizdir biz. E, demek ki yani ondan önceki e, toplumlar, kuruluşlar bizim davamızı yine çürütmez. Biz çünkü onları yalanlamıyoruz zaten. Ki Ama bunun peygamber belirlenmesi hani diyorsunuz ya hiç bilinemeyecek şeyleri bildiği için. O zaman şu şuna çıkar. Mesela örnek veriyorum bir Kahin var kadın birçok evet. şeyde bilgisi hepsi çıktı dediği her Yok. şey bir bir, bir bir Baba Vanga var. Baba mesela. Vanga var. Bak Öyle ben gibi. biliyorum. O zaman Vanga... bu duruma göre o peygamberin dese o zaman onu da herkesin inanması Yok. gerekiyor. işte Baba Vanga'nın ben ee, birçok kehanetini okudum. Birçok noktada baktım e, bu şeylerinde örnek veriyorum e, ileriye dönük verdiği şeylerde. Hatta mesela en çok bilinenlerden bir tanesi bu ikiz kulelerin bombalanması. Gibi. Gibi e, uçakla işte hı hı. şey yapılması. O kehanetine ben baktığım zaman hatta şu şekilde söylüyor. Kehanette tam kelime manasıyla söylüyor. İşte diyor ki şey kuşlar diyor demir kubbeler tarzında bir şeyden bahsediyor ve hı hı. devamında da şundan bahsediyor. Diyor ki işte kuşların işte orada uçaklara yoruyorlar. İşte ikiz kuleleri bombalanmasına yoruyorlar. Daha sonra diyor ki mesela aynı kah aynı kehanetin devamından bahsediyorum. Diyor ki kurtlar diyor. Ee, ulama ulumaya başlarlar. Şey kurtlar diyor, e, yanlış hatırlamıyorsam, şehre gelip diyor ulumaya başlarlar. Şimdi bu ne? E, kurtlar ne ne alaka? Nereden bu? Yani örnek veriyorum. Şöyle de bir durum da var. Şimdi ben Baba Vanga'nın bir sürü kehanetine baktım ve bir sürü kehanet de tutmamış. Yani Ama tutanlar diyor ki İslamiyet'te 3 tane. de olan olan olmayanlar tutanlar, var. Tutan olmayanlar hiç yok. Bak şimdi tutan, o bahsedeceğim. Hı hı. Tutanlara ben baktığım zaman zaten tevillenmiş. İşte şuna yormuşlar, buna yormuşlar falan gibi. Ama İslamiyet'te bu yok mesela. İslamiyet'te örnek veriyorum. Demiş ki şu iki toplumun savaşlarından bahsetmiş. Diyor ki bu iki toplumun diyor şöyle bir tarih de veriyor hatta. Diyor ki şu zamanda, şu zaman biriminde diyor bu toplum bu topluma galip gelecektir diyorum. Ayette geçiyor mesela. Rum suresinde geçiyor. Onu da bahsederiz istersen. Ama Bundan baba, etkilenip savaş açmış olamaz mı? Yok. Savaş esnasında söylüyor. Mesela Rumlarla Perslerin arasında geçen bir savaştan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Hatta peygamberlik gelmeden önce başlıyor bu savaş. Ve evet. devamlı bir şekilde yenilen bir Toplumun yeneceğinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Bak çok enteresan bir şeyden biz bahsediyoruz. Bu da mucizevi. Bundan da bahsederiz. Bunda da Şimdi problem. Mucizevi olayları olduğundan bahsediyorsunuz. Tam birçok mucizevi var. Evet. Ama diyorum ki birçok da tezat düştüğü, kendisine çelişkiye düştüğü nokta da işte o ilk verdiğim örnek gibi ya da örnek veriyorum kadına değer verdiğini söylüyor. Evet. Ama ben kesinlikle değer verdiğini düşünmüyorum. İşte ilk işte İşte ade, havanın Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmasından tutun, yasak elme tutun, ya yani en basit bir şeriat olayında bile, mahkemesinde bile kadınlar iki şahit isterken bunun ama sebebi, ama kadın bunun sebebi duygusallığından bahsediyor, ha, duygusal bunun sebebi karar Kadını, kadını koruma altına almasından bahsediyor. Şimdi ben baktığım zaman şimdi İslamiyetten önceki hiçbir inanışta kadına verilen değer İslamiyette kadar değil. İslamiyet Türk tarihindeki İslamiyettekinden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bak şimdi. Ben. İslamiyet'teki önceki ben bütün inanışlara baktığım zaman, bütün semavi dinlere ben baktığım zaman vesaire farklı inanışlarda. Şaman tarihinde tamam. hiçbir kadın eziyet edilmemiştir, kadın öldürülmemiştir. Kadınlar tamam, İslam tarihinde de bu yoktur ki. Ya İslam, İslam tarihinde ta hiçbir şeriat şekilde. mahkemelerinde ondan sonra da şeriata göre e, hangi ceza alması gerektiği ya, ya tamam, da tamam bir kadın veriyorum. suç işlediyse cezası verilmesi lazım ya yani kadın yani erkek nasıl ceza alıyorsa kadın da ceza alıyor. Aynı şimdi, cezalar almıyor. Şimdi ama. hayır, hayır nerede aynı cezalar mı kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bak İslam tarihinin en ufak böyle kadın ve erkeğin Ayırt etme gibi bir şey yoktur. Şimdi, belirli şartlarda İslam halifesi, erkek bak, iki İslam halifesi, alabilirken aynı şeyi kadın için, için şimdi, sunmuyor. İslam halifesi Hazreti Ali dahi şeriatma yani İslam e, kadı önünde. Ee, mahkemeye çıkmıştır. İslam halifesinden biz bahsediyoruz. Yani bugünkü örnek veriyorum. Cumhurbaşkanı düşün. Cumhurbaşkanıyla sen aynı şekilde, aynı ortamda mahkemeye çıktığını düşün. Şimdi kim ayırt etme durumu var? Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey kesinlikle... Şimdi sorun. orada ama ayırt etme durumu şurada başlıyor. O kadıdan, erkek kadıdan bir şahit yeterken kadın yargılanan kişiden iki şahit. Tamam. Yani. Buradaki olay ki Burada bir eşitlik yoktur şimdi burada bana bir hay ama bazı şer'i hükümlere göre erkekten de zamanında iki iki şahit edilebiliyor. Yani davanın durumuna göre mesela farzı misal ben gittim dedim ki atıyorum ki falanca kadın zina yapmıştır. Benim tek şahitliğim kabul olmuyor. Yanımda şahit getirmem lazım. Bak benim de demek ki yanımda şahit. Kadının da yanında şahit getirmesi birçok noktada değişilebiliyor. Aynı şekilde erkek de şahit getirebiliyor. E ben diyorum ki yani şeriat mahkemesinde e falanca kadını ben zina yaparken gördüm diyorum. E benim şahitliğim kabul olmadı. Ama hiçbir şeyinde tek şahidi kabul etmiyor. Bak ya. şimdi buradaki olay kadını koruma altına alabilmek. Çünkü kadın erkeğe nazaran daha naif, daha işte çelimsiz ve daha yapı olmayan. Bu hatayı havanın yaptığına ne hı. düşünüyorsunuz? Burada bak şimdi bir sebep dairesi vardır. Anlatabiliyor muyum? Ama bak ben bütün sene sorularına cevap vereceğim. İslam'a kadının verdiği değerden tutalım çünkü İslam kadına değer vermiyor diye bir şey kabul etse. Yani bu inanılmaz derecede İslamiyet'ten uzaklaşma anlamına gelir. Bundan da bahsedeceğim ama çünkü ben bakıyorum mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tamamen değer da... vermiyor değil mi? Ya. Diğer dinler kadar değer vermiyor. Diğer dinler kadar nasıl değer vermiyor? Şimdi örnek veriyorum ben baktığım zaman diğer dinlerde, diğer inançlarda... Hristiyanlığı saymıyorum bile. Hristiyanlık daha kötü bana göre de. Kesinlikle. Ben baktığım zaman İslamiyet'ten önce kadınlar diri diri, çocuk, kız çocuklar diri diri gömülürken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sırtını alıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki erkek erkeklerin en hayırlısı kadınlarına en iyi davranandır diyor. Diyor. Bununla beraber biz bakın anneler diyor şey cennet diyor annelerin ayaklarının altındadır yani onlara yapılması gereken hürmetten bahsediyoruz daha bunun gibi bakın. Bu açıdan da hataları kadında buluyor. Hangi hataları kadın? Diyorum buluyor. ya mesela yasak elmanın ısırılması mesela örnek veriyorum eşit tamam. olduğunu düşünürken kadının kaburga Adem'in kaburga kemiğinden Burada bir anlatı gibi. yani bak şimdi mesela şurada bir anlatıyı biz Anlarken şunu düşünmemiz gerekiyor bak. Hani yanlış anlaşılmaz umarım. Örnek veriyorum deseydi denseydik işte kafa tasından yaratıldı. Hani derler ki kadınlar başımıza çıkar. Çünkü aslında fıtrat gereği kadınlar erkeklere nazaran daha böyle naif varlıklardır. Yani önce olan erkek olması gerekir. Ama örnek ben veriyorum. Ben bunu yanlış düşünüyorum. Bak şimdi. Önce olanın erkek olması gerekir. Ama bak şimdi ve bunu fıtrat Bunu bir erkek olarak, olarak yanlış Bak fıtrat olarak diyorum. Çünkü farzımsa erkeğin sorumluluğu daha fazla olması lazım kadına göre. Anlatabiliyor muyum? Ben hani önce olması lazım derken ezilen kısım anlamında demiyorum. Ezen kısım anlamında demiyorum özür dilerim. Yani buradaki olay kişinin işte fıtratına uygun hareket etmesi lazım. Erkeğe mesela kadına erkek sorumluluğu yüklenemez. Erkeğin fıtratı farklıdır, kadının fıtratı farklıdır. Bedensel de de farklıdır. Neyse demek istediğim olay. Şimdi buradan bir şu çıkarım yapılabilir. Şimdi mesela kadın işte dediğimiz bir başta desek burada bir yanlış çıkarım olabilir. Desek ki topuk Bana kemiğinde. Başta da topukta başta da, başta, da Topuk kemiğinde hiç bir yerde burada bir gerekiyor. mana anlatılıyor aslında. Bak diyor ki kaburga kemiğinin en uç kısmından bahsediliyor. Değil mi? Bu kalbin olduğu noktaya gelir. Kalpte de bir hadis-i şerifte de diyor ki kutsi hadisesinde diyor ki ben diyor Cenab-ı Allah diyor ki ben diyor kulumun diyor şah damarından daha yakınım. Yani kalbinin içine hiçbir yere diyor sığmam. Kalbine diyor sığarım diyor mümini. Cenab-ı Allah kendi makamını kalp olarak göstermiş. Kadını da kalbe en yakın yer olarak nokta göstermiş. Bunu anlamamız lazım. Neden bir erkeğin kaburga kemiğine İşte bu yok mana olarak anlamamız lazım. Burada manayı mana olarak görebilirsiniz. Ama Hı -hı. işin üzerine inildiğinde bana göre bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. İşte bak, Bu şeye diyor, döner. Hani Robin, Robin Hood olayı gibi çalmak neye göre çalmak? Bu da size göre yorum Hı. Anladım. Böyle doğrudur. Bana Hı. göre doğru değildir. Ya hayır demek istedim o makama ne için söyle? Mesela ben burada bir kelime söylerken bir şey söylüyorum diyelim ki. Örnek veriyorum Muhammed Aslan gibi diyorum mesela burada. Sen diyebilir misin? Ya Muhammed'e niye hayvan dedin? Ya ben dedim Muhammed'i e yüceltmek için ben dedim Aslan gibi. Bu söylenilen mevzu da bahsedilen hadiste yani ins oradaki anlatılan mana alınması lazım. Yani lafı çarpıtılmaması lazım. Ya ben Orada bir mana düşünmüyorum. Bana göre oradaki mana bir erkeğin kaburga kemiğinden yaratılan bir canlı var. Bundan bahsediyor. Bir tamam. kadın. Bana hı. göre ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. İnsan hı hı. o da eşit, o da eşit. Tamam. Onu da aynı şeylerden yaratıp onu da aynı şeylerden yaratabilirdi. İşte bak buradaki bir manadan bahsediyorum. Yani anlatılmak istenen şey diyorum. aynı dediğim gibi Muhammed Aslan dedim. Sen hemen diyorsun ki ne demek ya? Aslan gibi. Niye hayvan gibi adama hayvan dedi diyorsun adam ben diyorum ki ya hayvan demiyorum oradaki manada odur. ama neyse ben buraya geleceğim ama yine dediğim gibi ben bütün sorulara cevap vereceğim bunda hiçbir tamam. problem yok hala da mesela ben şamanizmin daha böyle temelinin sağlamlığını oturtamadık yani Türk Neye tarihi gördüm? yetmiyor mu sizin için temelinin sağlam olduğu ya şimdi ben tamam biz Türkler Türk hiçbir Türk zaman, zaman puta tatmış mı tatmamış tamam, tamam olabilir. İslamiyetten önce de Türkler hiçbir zaman e, yoldan çıkacak derecesinde başka bir topluma katledercesine savaş açıp çoluğuna çocuğuna tecavüz etmiş mi etmemiş. Yani i̇lla bunun için bir kitap gerekmiyor. Benim demek istediğim nokta burada. E, İslamiyet'e geçti. Niye geçti diyorum. E, Araplar son peygamberin neden gönderildiğini söylüyorsunuz. Hani artık kız çocuklarını öldürmeye başladı. Yoldan çıktıkları artık son peygamber gönderildi. Tamam da Türk toplumu ve Türk tarihi boyunca hiçbir yazılı kitapta, hiçbir yazılı yerde ya da yazılı bir şeyde çocuklara tecavüz etmemiş, çocuk öldürmemiş. Bunu Araplar yapmış ve son peygamber son din yollanıyor. Ben de diyorum ki bunun bizim ihtiyacımız yoktu son peygambere, son dine. Bak ben diyorum ki bunun kişiye göre onun ihtiyacı var, onun ihtiyacı yok diye bir kavram tutamayız biz. Ben diyorum ki bir anayasa, örnek veriyorum işte sen sen şunu diyebilir misin benim Türkiye anayasasına ihtiyacım yok ama bunu değiştirildiği çünkü... için gönderildi dedin yani değiştirildi son peygamber kitaplar hep değiştirildi artık değişmeyen son kitap Kur'an-ı evet, e Kerim evet. son peygamber yollandı neden doğruyu bulabilmeleri için Hı. doğru yola girebilmeleri için dediniz. Ben Bunu, hiç... yani illa olay sadece sapkınlık olarak değil, yaratılış amacını da bilmek. Yani bir insan ne için yaratıldı? Nereye gidiyor? Ne ne yapması lazım? Bu hayatta nasıl bir yol izlemesi lazım? Anlatabiliyor muyum? Yani biz şimdi evet tamam diyoruz evet biz Türküz vesaire. Ama örnek veriyorum mükemmel kusursuz bir şamanizm inancında mükemmel kusursuz bir şekilde bir düzen var mıydı? Da elimizde yazılı bir kanıt şey yok. Hiçbir şey kusursuzdur demiyorum zaten e, işte ben. İşte demek ki bir... İslamiyet de kusursuz değildir. Şamanizm Neye de göre kusursuz, kusursuz değildir, değildir? Neye göre Size değildir. saydığım birçok noktada bana ha. göre işte o e, kardeşin kardeşle birlikte olması o zamanki şartlarda. Bak şu, biz ana biz şu an şey olarak günde, gündemimize bakan noktayı konuşalım. Tamam. İşte örnek veriyorum hak, hukuk, yara, işte insan fıtratına uygun bir şekilde yol haritası çizmesi o anlatılara takılmamamız lazım. Biz net bir şekilde şimdi bakın ben diyorum ki ya şamanizme göre elde örnek veriyorum bir anayasa hukuku çıkartamıyorum. Çünkü yok. Neye göre çıkartacağım? Bir yasa yok ortada. İşte örnek veriyorum ben neye göre hayatımı şekillendireceğim? Bir yasa yok ortada. Neye göre hayatımızı şekillendireceğiz? Burada demek istediğim nokta bu işte insana burada aynı şeye dönüyoruz nokta. Mantığı varsa, aklı varsa doğru yanlış ayırt edebiliyor. İlla Şamanizmde kurallar, şey mesela, hani kurallar çerçevesinde hak çarşı olduğuna dair değil. bir delil. Mesela örnek veriyorum ben desen, desen ki, desen ya Kur'an'ın hak, delil, hak olduğuna delil. Ben örnek veriyorum baş, e, sana sunabilirim birçok ayet. Mesela mucizevi ayet olarak e, birçok ayet sunabilirim. Ama diyorum ki ya şamanizm Zaten temelinde biz baktım şamanlık işte e, dağıtı daha inildiği zaman işte ne vardır? İşte biraz daha büyü, birazcık daha işte e, bu noktada ilerleme tarzında bir görüş, bir işte inanış diyelim ve daha doğrusu. E şimdi ben bakıyorum e neye göre hareket edeceğiz şimdi? Yani şamanizmin hak inanış olduğunun delilini ben istiyorum mesela. Neden inanayım mesela? Veya yaratıcının ve sizin senin tabirinle enerjinin Doğru din, doğru inanış olarak şamanizmi kabul ettiğini nereden kanıtlayacağız? Ben kanıt istiyorum yani bu noktada. İşte ben de burada demek istediğim nokta İslamiyet'teki kanıtı bana Kur'an-ı Kerim olarak gösteriyorsunuz. Evet. Ben de burada diyorum ki Kur'an-ı Kerim'i de birisi yazdı. Hı hı. Yazıldı. Ondan tamam. sonra peygamberin yazdığını, söyle okuma yazma bilmeyen bir insan. Bana göre de ben bunu bir kanıt olarak görmüyorum. İşte ben diyorum verilen bilgiyi. Bir insan söyleyemiyorsa, şimdi akıl kapısı buna yol açar. Mesela sen bana örnek veriyorum, farzı misal cinlerle iletişime geçen insanlar vesaire vardır belki. Yani bilmiyorum şamanizmde bu var mı yok mu? Var. Var değil mi? Şimdi mesela örnek veriyorum, ben diyelim ki farzı misal senin banka hesabındaki şu an mesela durdum dedim ki falanca bankada şu kadar param var, bir anda söyledim. Sen hemen dersin ki atıyorum ya bunun herhalde farklı ruhani varlıklarla iletişime geçiyor hani bana bir bilgi veriyor diyelim ki. Hani aklında hemen şunu dersin ya bu kendi olarak bunu söyleyemez. Veya da ne bileyim farklı bir şey söyledim. Yani benim bedenem bilemeyeceğim bir şey sana bilgi verirsem sen hemen dersin ki demek ki bu başka bir yerden bir şey öğreniyor. E şimdi ben bakıyorum buna akıl mantık beni sürükler. E diyorum ki çölün ortasında ümmi bilimin besinin olmadığı bir zamanda bir zat bana öyle bilgiler veriyor ki ya bunu bir beşer bilemez bilme imkanı yok, tahmin edemez. Ve bununla beraber o zat o kadar çok gaybi haber veriyor ki ileride gaybden. Hatta geçmişteki gaybden de haber veriyor. Bunlara da bahsederiz. O kadar çok bilgi veriyor ki bana bilinmezlikle alakalı ve zaman geçtikçe bütün verdiği gaybi haberlerin hepsi tutuyor. Hiçbirinde o aksaklıklar olmuyor. Ve verilen haberler mesela şey gibi örnek veriyorum. Müslümanlarla müşrikler arasındaki bir şeyden haber veriyor öyle bir şeyden haber veriyor ki öyle bir müjde veriyor ki mesela o an ayet nüzül oluyor. O an öyle bir şey söylüyor ki mesela şu an şey gibi Suriye ile Amerika savaşıyor. İşte Suriye'nin Amerika'yı yenmesi gibi. Bu kadar olasılığı düşük, hatta imkansız olan şeylerden bana haber veriyor. Ha ben o zaman diyorum ki akıl kapım şuna gösteriyor. Akıl gözüm şunu gösteriyor. Demek ki bu zat kendinden söylemiyor. Başka bir yerden buna vahiy olunuyor. Başka bir yerden bildiriliyor. Mucizevi bir şekilde insanlara bunları aktarıyor. Bu bana bir delil olmuş oluyor. İşte ben diyorum ki şimdi aynısını şamanizmde ben göremiyorum. İslamiyetteki gibi bahsettiğim mucizevi bir şeyleri göremiyorum aynı şamanizmde. Diyor hani şimdi. Şunu bana ispatını Türk Tarihinde birçok ya basit bir örnek verim. Mesela mucize olmuş bir örnek vereyim. Cengiz Han'ın mezarı örnek veriyorum bulunduğunda ya da taşındığında böyle böyle şeyler olacak dendi. Örnek verin ve Cengiz Han'ın mezarı bulun taşındığında o bulan ülke Rusya'ydı galiba savaş ee, çıkması. Mesela bu söylen bu bana göre bir mucize kavramına giren bir şeydi. Ama bu İslamiyet'teki de e, e, İslamiyet'teki birçok şey de tahmin edilebilirdi. mesela hayır hayır. Bak şu şimdi. ülkeli şu ülkenin savaşması Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya da işte evet. Fatih Sultan Mehmet'in şey diyor e, ondan sonra bu tahmin edilebilir hani o zaman da Mehmet Fatih hani tahmin Hayır, edilebilecek bak, çok şimdi şey bak, var. bak örnek veriyorum Fetih suresine geçen bir ayetten bahsediyor. Diyor ki işte Müslümanların tekrardan Mekke'yi fethedeceğini ve rahat bir şekilde de Kabe'de tavaf edeceğinden bahsediyor. Son ayetlerinde Fetih suresinin son ayetlerinde geçiyor bu mevzu. Bu ayet nüzul olduğu zaman şimdi mesela diyoruz ya hani tahmin edilebilir. bir Şimdi bak öyle ayet nüzul oluyor. O zaman ayet nüzul olduğu zaman biz şimdi ortamı bir gözleyelim. Bakıyoruz ki müşrikler, Mekke müşrikleri çok güçlüler. Çok kalabalıklar, çok işte hem maddi olarak hem işte örnek veriyorum teçhizat olarak çok fazla güçlüler. Müslümanlar o kadar güçsüz ki... Ama bu bir tahmin ama. Bak Müslümanlar o kadar güçsüz ki kendi evlerinden hicret etmek zorunda kalıyorlar. Bak hicret etmek zorunda kalıyorlar. Çok sayı, az sayıdalar, maddi güçleri yok, askeri güçleri yok ve şimdi aynen şu şekilde Amerika ile Suriye gibi. Yani şimdi biz diyoruz ki Suriye Amerika'yı yenecek. Ya bunu Allah aşkına kim söyler? Ama Kur'an tam manasıyla bunu söylüyor. Diyor ki ya bu, yeni, bu, bu yapılacaktır. Bu bir tahmindir. Diyor. Bu örnekten giderse zamanında da bütün Avrupa Türk, ıı, Türkleri kim... Hı. Hani Türkler savaşı kaybetmek üzere Çanakkale evet. Kurtuluş Savaşı'nda bitmiş bir haldeki hiç kimse de yenebileceğini düşünmezdi. Ama Yunanları denize döktük ve yendik. Bu bir tahmin üzerine ilerliyor. Ama aradaki ıı, fark bu kadar değil. Bak şimdi Türklerde de, o zaman Türkiye'de de sonuçta öyle veya böyle hiçbir bir olasılıkta Türklerin var. yenilebileceği tesisat dediğiniz şey hani yüzde biriydi neredeyse hiç kimse de yenebileceğini düşünmüyordu. Öyle hayır ya bak şimdi saha sen direkt mesela örnek veriyorum deniz kuvvetleri olarak bakıyorsun fazla mesela evet deniz kuvvetleri olarak baktığınız zaman işte düşman askerleri Türklerden daha fazla kuvvetliydi. Tamam doğru ama hiçbir zaman bir yeri ele geçirebilmek için sadece deniz kuvvetleri yeterli değildir. Sahada olunması gerekir. Yani oraya Onun asker da inmesi lazım. Çözümü işte bana göre zeka mantık. Yok neyle, yok olayla neler konan ne Yok yok demek istediğim yani, olay zekasını kullanarak mantıkla düşünerek tahmin yürütülebilir. Benim burada demek istediğim olay bu. Bunun için bir kitaptaki yazıtlara gerek yok ya da bir kitap illa bu kitapta bu yazıyor, bu olacak diye ilerlemeye gerek yok. Bu kitapta bu doğru diye, doğru ilerleyecek diye bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'deki doğru şey bana göre yanlış olabilir. Ya da Kur'an-ı Kerim'de yanlış şey bana göre doğru da olabilir. Şimdi bak... Ee... Sadece Kur'an'daki her şey doğru olsaydı, o zaman sadece Kur'an-ı Kerim olması lazımdı. Dünya üzerinde ne Budizm olması lazımdı, ne... Hinduizm olması lazımdı. Şimdi burada işte tamamen şey insanların kendi arasında yani buradaki işte şuur ve irade meselesi. Eğer dediğin gibi şey olsaydı e, irademiz elden alınmış olacaktı. Yani doğru ve yanlış örnek veriyorum seçenekler ortaya sunulur. İnsana şuur ve irade verilir. Burada tamamen irade kişiye göre değişebilir. Yani bak yine diyorum ya hala e, bana somut e, şunu sunamadım mesela şamanizmi. Ee, yaratıcının tamamen tasdiklediği ve yaratıcının gönderdiğine dair bir delil yok. Ya siz benden bir kitap bekliyorsunuz. Bir delil göstermemi istiyorsunuz. İşte veyahut da bir peygamber. Hani bunu bir kim Bir peygamber bekliyorsunuz. Bunu kim çıkarttı? Diyorum ya bir peygamber bekliyorsunuz. Evet. Ben de diyorum ki yaratıcı bizi yaratmış. Bu somut bir delildir. Aa. Bunun için bir peygambere gerek yok. Bir Ama ben diyorum gerek ki yok. şimdi. Ama sen diyorsun ki işte doğru ve yanlışı biz ayırt edebiliriz. Ama orada tıkanıyoruz seninle. Çünkü senin doğrun benim doğrum olmayabilir. Tamam da sizin peygamberinizin doğrusu da benim doğrum olmayabilir. Ama burada işte ben diyorum ki. Senin ve benim doğrum zaten önemi yok. Yaratıcının koyduğu kavram önemi vardır. Anladın mı? Tamamdır. Şimdi bu mesela Kur'an-ı o zaman, Kur o zaman sen mesela sen mesela Türkiye'de anayasasını kabul etmemen gerekiyor. Şimdi, Çünkü sen şunu demen lazım o zaman. Diyeceksin ki kardeşim bu ben akıl var, şuur var, mantık var. İşte şu anayasanın şu maddesi bana uymuyor. Bence mantıksız, bence doğru değil. Ben bunu uymam deyip öyle hareket etmen lazım. Yani bir baş kaldırı olması lazım. Şimdi bu başkaldırı uyman gerekiyor anayasaya. Şöyle bir şey şimdi, var. Doğru ve kesin bilgidir diye savunmak zorunda değilsin. Uyman gereken kuralsa konu e, Tamam işte yaratan bir uyman devlet başkanı bir kural koyuyor. Ona uyman gerektiğini. Bunun gerektiği... yanlış olduğunu sunabiliyorsun tamam. ama. Tamam. Bak bir devlet başkanı bir kural koyduğunda ona uyman gerektiğini biliyorsun ama, ama yanlış olduğunu diyorum. da sunabiliyorsun, değiştirilmesini talep edebiliyorsun. Ama hikmetine hikmetine öğren bak şimdi buradaki olay bambaşka bir şey. Ben diyorum ki şimdi sen örnek veriyorum. Dev buradasın ve burada yaşıyorsun. Ve örnek veriyorum onlarca yüzlerce işte anayasa e, maddeleri var ve bunlara uymak zorundasın ve bunu hiçbir zaman örnek veriyorum şey yapmıyorsun. Sorgulamıyorsun farzı misal. ve hatta bunları bir şekilde hareket ediyorsun. Ama sorgulamam gerekiyor. Tamam. Sorgulamada problem yok zaten. Zaten Hı. İslami bütün hükümleri sorgulayabiliriz ki mezhep imamları Ama da bunu söylüyor. Ama şimdi farzı misal burada değiştirem değiştirilme ihtiyacı yok. Mesela ne değiştirilme ihtiyacı, ihtiyacı, ihtiyacı olmasaydı mezhepler dediğiniz kavram çıkmazdı. Mezhepler temeli değiştirmez ki. Mezhepler kolaylık sağlar. Benim Çünkü noktada. her şeyin açıklamasını bulamadığınız için mezhepler Hayır hayır mezhepler çok e, kolaylık sağlar. Yani mezhep noktasında İslam'ın sanki temeli değişmemiştir. Mesela diğer inançlarda örnek veriyorum gelen mezheplerle birçok inancın temeli değişmiştir. Mesela Budizm'in içerisinde birçok mezhebe örnek veriyorum ayrı birçok temelde farklılıklar vardır. Veya diğer inanışlarda vesaire neyse onlar da değil. Ama İslam'da mezhep olayı... Hiçbirinin temellerinde değişiklikleri yoktur. Hepsi için her şey nettir. Mesela ibadetler hepsi için nettir. Farz misal 5 vakit namaz. Bütün mezhep imamları 5 vakit farz namazını zaten kabul ediyor. Anlatabiliyor muyum? Belli başlı temel değil de teferruat noktalarında kolaylık sağlamışlardır. Hani örnek veriyorum Peygamber Aleyhisselam burada bu hareketi sergilemiştir farz misal. Ve Kur'an'ın bu noktada bir kapısı vardır atıyorum ki bu hareket noktasında. Buna uyabilirsiniz demişlerdir. Yani temel hala aynıdır. Örnek veriyorum hiçbir mezhebi imamı dememiştir ki namaz 3 vakittir farz-ı misal. İşte hiçbir mezhebi imamı dememiştir ki farz-ı misal faiz haram değildir. Hepsi zaten temel net hükümlerde hepsi aynıdır. Hiçbiri Kur'an'da geçen şu haramdır diye bir ayetin aksini hiçbiri söylememişler. Ufak teferruatlarda farklılıklar vardır ki ben örnek veriyorum bugün yan yana bir şafi örnek veriyorum ben Hanefi mezhebini yanımda bir şafi arkadaşımla baktığım zaman ikimiz de aynı şekilde İslamiyet yaşıyoruz. Çok ufak tefek farklılıklar vardır. Bu da temele zarar vermez zaten. Yani demek istediğim olay ne biliyor musun? Şimdi biz burada şunu düşündüğümüz zaman kendimize göre sorgulama Ya bir devlet yönetiminde dahi madem ki biz şunu kabul ediyoruz bu devlette yaşayacaksak bu devletin kurallarına uyacağız. E ben de diyorum ki madem ki bu kainatta yaşayacaksak, bu dünyada yaşayacaksak o zaman benim onun kuralları değil, yaratıcının koyduğu kurala göre yaşayacağım. Tamam bu kural e, sizin dediğinize göre Kur'an-ı Kerim bu Bak, kural. Kur'an-ı Kerim olarak kabul etmeyelim. Yani mesela diyelim ki işte herhangi bir yani bir yaratıcı bu kurulan bu düzende bir anayasa getirmesi gerekiyor. Yani bana bir düzen getirmesi lazım. Ben başıboş mu yaşayacağım? Neye göre yaşayacağım? Sen diyorsun ki iyilik ve kötülük kavramı. Ben de diyorum ki sana göre iyi bana göre kötü. Bunu Bu konuyu kapatmamız lazım. Yani şuurumuzda iyi ve kötüyü halletme meselesini kapatmamız lazım bence. Çünkü bunda hiçbir şekilde bir yere varamayız. Yine diyorum ya Robin Hood meselesine döneriz. Çalmak kimisi için güzeldir. Kimisi için çirkindir. O yüzden bu kavramı bu mülkiyetin sahibi koyması lazım. Biz koyamayız. Diyorum ya şimdi burada 3 kişiyiz örnek veriyorum. 3 kişi buradaki düzeni ayrı ayrı koyamaz. Buranın sahibi koyacak. Ben de diyorum ki bak İslamiyet olarak düşünmeyelim. Bu kainatın yaratıcısı. Ben oturup şöyle düşünüyorum yani mesela düşünce noktasına baktığım zaman. Diyorum ki ya, o kainatı yaratmış hayvanlara bakıyorum, diğer canlılara bakıyorum vesaire falan böyle bütün tabiata, bütün döngüye bakıyorum. Ya hepsi mükemmel bir intizamda çalışıyor, çalışıyor. Bir amaç, bir gaye üzerine çalışıyor. Ama ben ne için çalışıyorum? Bunlar bana neden hizmet ediyor? Ve benim amaç ve gayem nedir? Bana bunu bildirmesi gerekiyor. Yani neden bildirmesin bunu? Ben başı boş mu yaratıldım? Hayır başı boş yaratılmadı. Mutlaka bir amaç uğruna yaratılmışımdır. Yani bir netice vardır. Netice olması lazımdır. E diyorum ki şimdi e, bakalım ama şamanizm benim bu sorularıma cevap vermiyor. Nerede? Hani önümde o, alıp da okuyabileceğim şamanizmin bir e, şey yok. Örnek veriyorum kitap veyahut da işte yazıt vesaire vesaire bir olay yok ortada. Beni tatmin etmiyor yani. Beni tatmin etmesi lazım. Bizim düşüncemiz bir şeyin kitabının çıkması, kitabı bu değiştirilebiliyor. Bu kitabı birisi Niye yazıyor. Kur'an-ı Kerim değiştirilmediğine delil sonra. sunabilirim ben mesela. Ee, sana. tek Kur'an-ı Kerim için bahsetmiyorum. Yani siz bir kitap ve belge istiyorsunuz bir şeylere inanmak için. Hayır inanmak için. Çünkü yani hayatımı neye göre yaşayacağım ben? Ya, bu, ya bu duruma göre beyninin içini örnek veriyorum. Düşüncelerini göremiyorsun. Düşüncelerini bilemiyorsun. Bunun için de bir belge istiyorsunuz o zaman. Her şey için bir belgeye gerek duyulmuyor. Ama neye göre yaşayacağız? Ya diyorum ki neye göre yaşayacağımızı söylüyorum. Doğruyu yanlışı ayırt edebiliyorsak ama doğru e, şekilde sen, yanlış. bak yine aynı şey dönüyor. Senin için doğru olan senin için doğrudur. İşte kendi doğrularımla yaşıyor. O zaman herkes kendine bir din üretmiş olmuş oluyor. Tamam da farklılıklar olmazsa zaten tek bir şey O zaman mesela benim için farzı mesela benim için işte hırsızlık bir zenginden çalıp fakire verilince bence düzgün bir şey. O zaman da bu genele sorulması gerekiyor. Genel o yanlışsa ama genel ne Neye göre karar verecek? Bu size göre birinin bir şeyini çalmak, başkasına zarar veriyorsa bu yanlıştır. Size göre doğru olabilir. Ama başkasına bir zarar veriyorsa benim inandığım şamanizmde başka insana zarar vermek yanlıştır. Bir şey çalmak başka bir insana zarar vermek. Bana göre zarar değildir adamı mesela. Yani fazla. Bu size mesela, göre zarar. İşte mesela 100 milyar parası var atıyorum adamın. Ya yani 1 milyarını çalmak bence zarar değildir. Zaten Siz, 99 size milyar. Size göre milyar değildir. Vardır. Sonuç olarak onun bir şeyini ondan habersiz almak bunun için. Ama başkasını bir şey için kitaba ya da bunun için bir kurala gerek yok. başkasını doyuruyorum. Tamam da bunun için bir kitaba ya da kurala gerek Ama iyilik yapıyor. iyilik yapıyor. Bu ama. size göre öyle. Ama iyilik sonuçta birinin hayatını kurtarıyorum. Tamam da diğerine de zarar veriyorsun. Yok adamın ayırt, 100 milyarı var. için. Adam ölmez ki mesela. 100 milyarı var Muhammed'in. <laughs> ben 1 milyarını aldım. İşte... Gittim Şeroya verdim. Şero'da da aç, açtı mesela Yedi. Bak ne güzel ama Muhammed de fakirleşmedi. 99 milyarı var. Ama ona bir zarar verdin. Bunun zarar olduğunu mantığın biliyor mu? Biliyor. Yo, bence Onun zarar için... kazanır. 100 milyarı kazanan 1 milyarı da. Kazanır. Benim mantığım Baygül. bunun bir zarar olduğunu biliyorsa <laughs> bir zarardır. İşte ya bu tartışılır. Bak iyilik ve güzellik kavramı bu tartışılır ve sen diyor işte değiştirilebilir. işte zaten gerçekten bir yaratıcının hak kelamullah'ıysa ve onu e, kıyamete kadar bu hüküm e, geçerlidir diyorsa zaten burada değiştirilmemesi lazım. Mucizevi noktası da burada ben olur. Tam ben tersi mesela Kur'an-ı Kur Kerim'in mesela değiştirilmediğini ilk nüzul olduğundan bu zamana kadar aynen bir şekilde korunduğunu net bir şekilde elimde delilleri var. Bunu kanıtlayabiliyorum. Kur'an-ı Kerim değişmiştir ya da değişmedi hani ondan önceki birçok kitap değişip son peygamber son din değişmediği için Kur'an-ı Kerim yollanmıştır diyorsunuz ya hani son peygamber yollanıyor. Ben orada değişti demiyorum. Burada demek istediğim şey İstediği kadar kita, kitap gelsin, istediği gelsin elinde sonunda devamlı değişiyor. 21. E, yüzyıldayız. Şu an İslamiyet anlamında da yaşamayan birçok toprak var. Ya da bakın İslamiyet'in çıktığı topraklarda bile Kur'an-ı Kerim'e göre hiç ilerleyen bir toprak e, Olabilir bu toplum işlerin, yok. Ama şey. öbür açıdan da benim demek istediğim nokta burada ya bir bu kitaba değişik. gerek yok. Şimdi bak biz, biz şu bak, an bak bak sen şimdi mesela İslamiyet, İslamiyet, İslamiyet örnek veriyorum. Çin'in bir kitabı mı var? Bak şimdi İslamiyet... E, ya Çin'in biz ekselerine baktığımız zaman e Çinler kitabı yok diyorum doğru evet, mu yaşıyor? Yok yok Çinler doğru mu yaşıyor? Ben diyorum ki yanlış yaşıyor da doğru yaşıyor yok, değil. Siz hep bir uygun, kitaba ihtiyaç yok olduğunuzu uygun söylüyorsunuz. Uygun mu yaşıyorlar mesela? Ben i̇nsancıl mı yaşıyorlar, yaşıyorlar demiyorum. Tamam insancıl mı yaşıyorlar Çinliler? Evet, i̇nsancıl yaşayanı da var, insancıl yaşamayanı Şimdi da var. Şimdi ben bakıyorum demek ki kendi işlerinde vicdani Bak e, Doğu Türkistan'da zulüm yapıyorlar. Bak ben de buna katılıyorum zulüm yapıldığında i̇şte. ama bunun için bir kitaba gerek yok. İşte e, ne? İslamiyet'teki i̇şte doğru mu yaşıyorlar? Tamam işte ben diyorum ama kitaba uyan doğru yaşıyor. Bak Biz demek size istediğim göre böyle. hayır kitaba uyulduğu zaman doğru yaşıyor. Mesela sen diyorsun ya işte örnek veriyorum e, Kur'an-ı Kerim'in nüzul olduğu topraklarda İslam'a uyduğu için şu zamanda siz, yaşanmıyor. Size göre kitaba uymayan herkes yanlış yaşıyor. Bak size göre bak şimdi ben baktığım zaman insanlara ben baktığım zaman topluma baktığım zaman farzı misal ben bakıyorum o toplum gerçi tarihe baktığım zaman o toplum gerçekten İslamiyet'e uygun bir şekilde yaşadığı zaman hem refah seviyesi düzgün olmuş oluyor hem de yani Kur'an'a. Ben tarihte bunu görüyorum. Tam şu an nerede? İslamiyet Bak şu an olmayabilir. Sen şu an örnek veriyorum yakın 100, 100 yıla bakabilirsin. Hı hı. Bakıyorsun. Yakın 100 hatta ne 100 yılı ya yakın 20 yıl 30 yıl için konuşuyoruz bu mevzuyu. Dünya hani nerede? E şimdi biz baktığımız zaman bugün işte dediğin gibi. Ben Arap kitaba tablumda, uymadan mükemmel yaşayan birçok ülke sayabilirim size. Tamam olabilir. Bak olabilir. Ama bir kitabı gerek kalmıyor. Hangi işte, ülke zaman? mesela? Hangi Bunun türlü? gibi örnek veriyorum Çin yani. Çin dedim biraz önce ya zulmün en kat kat ya bir bölgenin zulüm uygulaması bütün Çin'in kötü olduğu anlamına gelmez. Ya, tamam işte ben de onu diyorum. Anlatabiliyor muyum? De, demek ben de ki... bir Türk'üm. Uygur Türklerindeki yapılan zulme ben de karşıyım. E, tamam. Orada bir yanlış yapılıyor. Tamam. Bu çok kötü bir şey. Örnek veriyorum Suriye, Filistin demek bu kötü ki bir insan, şey. Demek ki insan insan başı boş bırakıldığı diyorum. zaman yani doğru bir etken üzerine gitmediği zaman sapıtabiliyor. Biz bunu görüyoruz senin dediğin de öyle. Ben de diyorum ki kitap olmadan sapıtmayan yerler de var. Çin'in her tarafı sapıt Japonların hepsi sapıtmıyor. Bunlar Çin ateist. Çin, örnek verin Çin'in ne kadarı baş kaldırıyor? Çin'in yapılan zulmüne? Hiç kimse. Ya Müslümanların ne kadarı baş kaldırıyor? Yok yok. Tamam hayır dedin ya işte Çinlilerin de iyileri var dedik. Tamam iyileri var. Tamam o iyiler. Savaşı istemeyenler var orada. Ben hiç duymadım. Bunu siz duymamışsınız. Orada savaş istemeyenler de var. İsrail'de de savaş istemeyen İsrail'ler tamam, duy, var. Duyduk mu mesela? Ya, yok. Gün yüzüne çıkmıyor. O kadar söylenmiyor. İşte e, İsrail'de yok. de savaş istemeyenler var. Tamam. Çünkü çocukların öldürüldüğünü düşünenler var. Benim demek istediğim şey burada bir kitaba gerek yok bunun bir yanlış olduğunu anlamak için. Şimdi demek istediğim bak sen... Siz işte... şey diyorsunuz bir şeyin doğru olduğunu anlamak için bir kitaba ihtiyaç vardır. Tamam. Ben de diyorum ki kitap kullanmadan doğru yaşamış tarihli ülkeler var. Tarihte şeyler var. Mesela? Ya diyorum size e, Japonlar var, Çinlilerden var, e, Türklerden var. Türkler tarihi boyunca ne zaman kötü olmuş? Nasıl ne zaman kötü olmuş? Türkler İslamiyet'ten önce ne zaman zulmetmiş? E biraz önce sen dedin onu ben Türk olduğum halde katılmıyorum dedim yapılan zulme. Ben yani. Çin'in yaptığı Türklere zulme katılmıyorum dedim. Ben Türkler ne zaman zulmetmiş? Bak şimdi. Şamanlar hiçbirine ne zulmettiğini tam, gördünüz mü? Bak miyorsam, hep İslamiyet noktasında konuşursan tamam, bak dediğim gibi ben yine bütün sorulara cevap vereceğim ama hala bir şeye da zulüm etmek ya da zulüm hı. etmemek için bir kitaba ya da bunu bilmek için bir kitaba gerekiyor. Bak şimdi. Ama işte dediğim gibi şu an eee ben şuna hala bir delil bulamıyorum. Yaratıcının e, tasdiklediği bir din olarak şamanizmin olduğuna bir delil. Ya siz bir delil görmek için bir kitap görmek Yok başka bir şey sadece. göstersen De ki benim de inanışımın delili bu de. Biz yaratıcı bizi yarattı. Bu bir delildir. Gördüğümüz her şey bir delil. Doğa yarattı. Doğa bir delildir. Da, yaratıcı bize ne sunduğu istiyor? nimetler bir delildir. Yok yaratıcı ne istiyor mesela bizden? Yaratıcı doğayı bize sundu biz bu doğanın nimetlerinden yararlanıyoruz ve doğayı korumamızı istiyor. Ona zarar vermememizi istiyor. Bu bilgiyi nereden aldın? Ondan sonra... Bu bilgiyi yaratıcı bizi yarattı. Gök Tanrı, Tengri yarattı. Yok, nereden aldım bu Mantımız bilgiyi? Mantığınız ve aklımız bunu düşünüyor. Zarar vermememiz gerektiğini biliyor. Bak bunu sen söylüyorsun. Sen örnek veriyorsun. Bunu doğru. benim söylememe gerek yok. Bir şeye zarar vermememiz için Hı -hı. bunu herkesin bilmesi... Bunun için akıllı zaten hayvanlardan bizi ayıran aklı verdi. Akıl bir delildir zaten. Tamam da e, ben şamanizmde hayatımı yönlendirebileceğim bir yol haritası da bulamıyorum. Neye göre yaşayacağım? Siz bulamıyorsunuz. Yok, ben neye, neye göre... göre yaşayacağımı söylüyorum. Ben yaşadığım süre bu boyunca... Ya hukuk sistemi yok mesela. Neye göre hukuk sağlanacak? Örnek veriyorum miras sistemi yok. Erkeğin hakkı, kadının hakkı. Neye göre yaşayacağız? İslamiyet'te gerçekten erkeğin hakkı, kadının hakkı doğru verildiğini mi düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Ben düşünmüyorum. Bak kesinlikle. Ben kesinlikle Mükemmel bir şekilde veriliyor. Çünkü sen gerçekten İslam hukukunu bilmediğin için böyle düşünüyorsun. Ve ben mükemmel bir şekilde verildin. Hatta bak bugün samimane söylüyorum. Ben bir Müslüman olarak söylüyorum. Bir kişi şikayet edecekse İslam'da hukuk noktasında erkek şikayet etmesi lazım. Çünkü neden? Ben sana söyleyeyim. Erkeğin üzerine yük daha fazla biniyor. Tamam, ben burada kadın erkek orada da onun yanlış Mesela şeriat mahkemesinde nasıl kadına yanlış karar verebildiğini düşünüyorum. Miras mahkemesi gibi olayda da erkeğe yanlış karar verildiğini düşünüyorum. Neye göre yanlış karar veriliyor? Miras bölünmesine, de ömrün sonuna kadar bakmak gibi ya da örnek veriyorum. Yok, ya mesela öyle bir şey yok ki. Ya. Yani e, bahsedilen hukuk sisteminde boşandığı zaman ömrün sonuna kadar o kadına bakmıyor mesela. Hayır, ondan e, mesela ne örnek verebilirim buna? E, boşanmalarda örnek veriyorum ya da evliliklerde daha basit bir örnekte erkek birkaç defa kişi yani birkaç tane kişiyle evlenebilirken kadın bunu yapamıyor. Mantıklı. Neden? Nasıl mantıklı? Bir kadının iki tane eşi olması mantıklı mı? Yani bir erkeğin doğa, iki doğa. eşinin olması bak, mantıklı mı? Bak buna İslamiyet kesin bunu yapın demiyor. Şimdi biz baktığımız zaman çok evli konuşabiliriz ama ilk başta kadını konuşalım. Yani bir kadın iki tane erkekle evlendiğinde örnek veriyorum. Dünyaya gelen çocuğun diyelim ki babası kim? hangisi veyahut da örnek veriyorum buradaki amaç ve gayene şimdi İslamiyet'teki erkeğin çok evlilik yapmasındaki bir amaç ve gaye var. Kadınların Nedir amaç ve gaye size göre? Şimdi bak. Biz bakıyoruz ki insanlık tarihi boyunca insanlık devamlı bir şekilde savaş içerisinde hı hı. ve kadın nüfusu erkek nüfusuna göre daha fazla. Şimdi bu kadınların fıtratı gereği de daha böyle korunaklı bir ortamda olması yani e, yüklerinin hafifletilmesi gereken bir ortam olması lazım. Bunu da erkek sağlayacaktır. İslamiyet demiştir ki sen kadına bakmakla mükellefsin, onun sıkıntılarını çözmekle mükellefsin. Evlenmesi mi gerekiyor bunun için? Ne yapması lazım? Sahiplenebilir ya da yardım edebilir. Fuhşiyata sebebiyet verir. Şimdi yardım edilebilir. Örnek veriyorum. Sen desen ki, farz misal, ee, bir örnek veriyorum. Ee, savaş bitti diyelim ki biz bir kabileyiz. Farz edelim ki Hı -hı. savaş bitti. 50 tane kadının eşi ve öldü savaşta. Evet. Bu kadınları bir noktada toplayıp yardım edelim dedik senin düşüncene göre. Bu sefer Hı -hı. ne olacak? Art niyetli insanlar o toplanılan yerin hep tarafında olacak. Bu sizin düşünceniz. Böyle. Ya bu sizin düşünceniz. art niyetli düşünceler. Bu kötü insanların düşünceleri. Hayır bu art niyetli yani evlenmek insan... orada evlendirmek mi çözüm? Hayır bak şimdi ben diyorum ki koruma altına almak varken neden onları başıboş bırakalım? Koruma altına almak evlenmek mi size? Ne göre? olabilir? Yardım edebilir. Tam hayır zorla evlendirmiyor ki bir de öyle bir durum var sanki kadın hani senin eşin öldü gel benimle evlendireceksin diye zorluk yok. Diyor ki bunu yapabilirsiniz eğer isterseniz. Kadın da isterse bu yapılabilir. Ama İslamiyet'te şu da yok. Diyor ki bir evlilik isterse yapılamıyor. Ne? Kadın isterse, kadın isterse ki erkekle evlenemiyor. Yok yok. Hayır kadın isterse ikinci eş olabiliyor yani. O anlamda söylüyorum. Tamam. Diyorum buna ki, erkek için izin veriyor, kadın tamam için da, izin vermiyor. Kadın yani neden bir böyle bir izin şey? olmamalı. Bana Hayır göre. ama bak sana göre diyorsun. Bana göre de gayet mantıklı bir şey. Anladın mı? Sen biraz önce dedin iyilik kötülük. Bak biz anlaşamıyoruz iyilik ve kötülükte. De. Ama demek istediğim nokta bu bir iyilik değil ki. Neden? Bu size göre bir iyilik. Bak ben diyorum ki kadınların eşleri ölen kadınların bir yerde toplanması. Art niyetli insanların oraya o gözlerini dikmesi anlamına geliyor. Koruyabilirsin, o kadar Nasıl düşünüyorsan koru. Nöbet tut gün başında. Nasıl o kadar düşünüyorsan, art niyetli insanlardan olmaması için evleniyor. Bana göre bunu düşünen insan asıl art niyetlidir? Ya ne alakası var? Birini korum, bak sen sanıyorsun ki işte kadını kadısı eşi öldü, gel buraya benle evleneceksin. Ya o kadın isterse benle evleniyor. Anladın tamam mı? isterse evlenebildiğini anlıyorum. Buna izin veriyor erkek için. Kadın için izin vermiyor. Ama bu kadın için bu neden var. izin versin? Çünkü kadın erkek erkeği mi koruyacak? Kadın erkeği mi koruyacak? Niye Türk tarihte ticaret yapmış kadın peygamber yok mu? Kadın şey e, özür dilerim. E, peygamberin eşi e, tamam. ticarette uğraşmıyor muydu? Tamam uğraşıyor. Demek istese bakabilirmiş. Yok istisna kaydeyi bozmaz ki. Sen örnek veriyorsun bir tane kadın Ama için milyonlarca... Ama var sonuçta. Hayır bir tane kadın için milyonlarca kadını aynı kefeye sokamazsın ki. Ben tek bir tanesi yapıyor demedim ki. Bu bir örnek verdim. E Hiç tamam. mi yoktu ticaret yapan kadın, Vardı. E tamam. Bu zorunlu değil ki işte. Yani kadın dul kaldı hemen evleneceksin tamam, diye bir şey yok. Tamam erkek için zorunlu değil. Hani imkanlar. Ama kadın için zorunlu. Evlenemez. Haram. E tamam öyle olması gerekiyor zaten. Madem kadın, İslamiyet diyor ki madem kadın... Kendi Ama yükünü... bu saçma. Hayır bak işte bak sana göre saçma. Gördün mü işte anlaşamıyoruz bu Hayır, konuda. anlaşamıyoruz değil. Bu onun için haram, onun için değil. Bak işte anladın mı? Sen kendi tezini çürütüyorsun. Tezimi çürütmüyorum. Bunu Kur'an diyor. Buna göre haram tam, diyor, yok, buna ben, göre değil diyor. Tam bunu Kur'an Kur tezi, bak, tam tezi. Benim tam tezim değil Tamam bunu Kur'an'ın tezi olarak değil, benim kendi tezim olarak söylediğimi farz edelim. Bak biz anlaşamıyoruz. Hayır bakın burada anlaşamadığımız nokta siz bunun doğru bir şey olduğunu savunuyorsunuz. Ha. Size göre İslamiyet'te doğru oldu. Ben de bunun için İslamiyet. Yok ben diyelim kabul ki ben etmiyorum. desem ben desem ki ben bugün şamanım ve derim ki yok ya çok evlilik bence mantıklı olması gerekiyor. E nasıl nasıl anlaşacağız şimdi? Bu bana göre bir yanlıştır. İşte e nasıl anlaşacağız işte. Tamam da bakın şamanizmin din olmamasının nedeni de burada zaten. Şamanların içerisinde Müslüman da olabilir, Hristiyan da olabilir. Hı hı. Şaman geleneklerine göre yaşaması ya da bu Gelenekler e, iyi, neye göre geliyor işte? İyi insan olmak, doğaya zarar vermemek. İşte bu geleneklerin de başlangıcını kim yaptı? Şimdi e, bu şeye dönüyor. İslamiyet'in başlangıcını kim yaptı? Bir mağarada bir peygamberin çıkardığı kitaba dönüyor. Onu nasıl görmediysek bunu da görmek zorunda değiliz. Ama sen örnek veriyorum elinde mesela sana aktarılmayla gelmiştir. Bu aktarılmadaki güvence nereden geliyor? Anlatabiliyor muyum? mi? Yani hala da gerçi dediğim gibi hiçbir ya, şey yok. Yazıtlarımız da var bunlar. Mesela alakalı. Siz direkt net bir kitap istiyorsunuz. Moğolistan'da çünkü... Ulanbator şehrine gittiğiniz zaman tamam. hani Moğollarla alakalı birçok hani e, jeologların çıkardığı yazıtlar da vardır. E, onun dışında ünlü tarihçilerin işte İlber Ortaylı gibi çıkardığı kitaplarda da birçok belgelerde de şamanların çıkardığı e, yazıtlar da vardır. Resmi evraklar ve tabletler üzerindeki şeyler de vardır, belgeler de vardır. Ama siz direkt net bir kitap istiyorsunuz her zaman. Net ya bir çünkü kitap ben çıkmasın. bir yolda gideceksem, mesela örnek veriyorum ben kendi inancım için söylüyorum. Ben diyorum ki evet ben birçok dini de araştırdım, birçok din kitabını da okumuşumdur. Ben diyorum ki ya ben madem ki hayatımı bir şeye göre şekillendireceğim, o zaman gerçekten inanmam lazım. Yani şu aklımdaki, mantımdaki bütün sorulara cevap bulmam lazım. Bulmuyorsam niye inanayım? Ben de İslamiyet okuduğum zaman birçok mucizevi olaydaki hiçbir bana mantıklı gelmediği Mesela, için Bilmiyorum. E, verdiğim örnekler işte dedim ya topraktan yılanı en baştaki konuştuğumuz konu yaratılmasından tutun e, işte bu elilik olayından tutun ne bileyim e, işte bütün hayvanların bir gemiye toplanması, dağın yarılması hani ondan sonra. Ya bunun gibi birçok örnek var Hazreti işte Yusuf örneğinden tutun. Ya bunun gibi birçok örnek yani hani mucizevi olaylarda. iki dağın yarılıp Nil Nehri gibi hani bir şey, şeyle vuruyor. Ee, iki dağ yarılıyor. Asayla vuruluyor. Asayla, Asayla evet. vuruluyor. Bunun gibi birçok mucizevi ya. olay var. Kime göre mucize? Size göre kitapta yazıyor. Siz bunu mucize diyorsunuz. Bak şimdi bu imkansız bir şey değildir ki. Yani bir yaratıcının bir peygamber göndermesiyle oradaki insanlara peygamberlik delili olarak mucize ve mucize göstermesi. Ama görmediğini şeye mucize diye biliyorsanız benimkisine belge olmayınca bu inanılmaz diyor. Bu da bir mucize değil mi? İnsanı yaratması bir mucize değil mi? Ya bir insan yaratıcı? tabii ki insan tamam. başlı başına Bunun mi? için bile inanmak yeterli bana göre şamanizme. Ama bak şimdi ben insan ortada bir şey yok yani. Hani sen diyorsun? Yaratıcı beni yarattı. O zaman doğru din, doğru inan şamanizm diyorsun. Ya neye göre? Niye ateizm değil? Mesela? Veya niye deizm değil? Şimdi mesela senin düşüncene göre bir tane deist de çıksa der ki ne şamanizmi kardeşim dese ben deistim ama ben de düzgün yaşıyorum. E ne diyeceğiz? Yaşayabilir diyorum ben de onu reddetmiyorum zaten. Tamam da. Bizim şamanizmdeki en büyük olay zaten İslamiyet'ten ayıran olan İslamiyet, İslamiyet dışındaki dinleri reddediyor. Tamam. Tek hak dini İslamiyet'in olduğunu evet. düşünüyor. Ben şamanizm bir yaşam ondan sonra. Bir din değil yani aslında şamanizm. Bir din değil zaten. Ben en başta hı hı. geçen haftaki e, konuşmamda din olmadığını söyledim hı. zaten. Sorduğunda bana göre bir din değil şamanizm. Evet. Şamanların için ateist olabilir, budist de olabilir. O zaman şamanizm yaratıcının gönderdiği, söylediği bir şey değil. Yaratıcının gönderdiği, Yaratıcının bize sunduğu şeylere teşekkür etmek. Onu korumak. Herhangi bir şekilde elimizde net bir şey yok. Yaratıcı bu görüşü tasdiklemiştir bu görüşe onay vermiştir gibi elimizde herhangi bir somut kanun yok o zaman. Şimdi somut tanı bekliyorsunuz her zaman. Bunun için ben bir somut tanı olduğunu Şimdi ben düşünmüyorum. Çünkü somut bir yani, insanım. Yani sen somut yani, bir insan derken. O muciz, Siz somut be, bir şey olmayan bir şeyi mucize diyorsunuz. Somut belge olmayan hiçbir şey. Bu Allah'ın mucizesi. Kur'an'da geçiyor. Bu bir mucize. Ben somut bir şey istiyorum. Ben somut belge istiyorum diyorsunuz. O zaman bu... Bu noktada da biz hiçbir Man, zaman buluşamayız. Hayal, mantığıma bak şimdi ben... Belge ben, göstermeyince ben diyorum, inanmıyorum. Hayal, size mu, belge olmayan bak bir şey söyleyince bu, bu ki, mucize. Bak ben diyorum ki işte Kur'an şey... Bana belgesini gösterin. İki dağın nasıl yarıldığına dair bak bir belge şimdi, gösterin. Bak şimdi yaratıcı bana mantığıma aykırı gelmiyor. Yani şu manada mantığıma aykırı. Diyorum ki bir yaratıcı peygamber göndermiştir. Bir elçi göndermiştir. Bana topraktan yaratıldığına dair bir belge tamam. gösterir misiniz? Bak şimdi demek istediğim olay ne biliyor musun? Buradaki şeyler benim mantığıma yatabiliyor. İşte bahsettiğim. gibi. Ama mantığınıza gibi. yatan şey bir mucizenin mantığınıza yattığından bahsediyorsunuz. Tamam. Bunun bir belgesi. Benim mantığıma yatan şey ise bunun bir belgesi yok. Yok. Belgesi olmayan şey seni nasıl mantığına yatabilir diyorsunuz? İkisi farklı kulvarlar. Bak ikisi farklı kulvarlar. Ya bir çok ortak nokta var. Ben farklı kulvar olduğunu düşünmüyorum. Hayır Ben hayır. size şamanizme inandığımı söylüyorum. Ben de şaman olsam anlaşamayacağız seninle. Anladın mı? Yani beni e, şamanizm inancına daha çok böyle geri tepiyorsun. Hanım? çünkü ben şaman olsam seninle anlaşamıyorum. Bir şamanla anlaşamıyorum mesela. Ya şamanizmin zaten bize sunduğu şey tutup sizin benimle anlaşmanız değil. Doğruyla yanlışa. Bizim doğaya zarar vermememiz. Tamam da bizim. işte o şamanizm inancı da bana doğruyu göstermiyor. Ya bu şamanizme bu bilgi nereden geldi peki? Ben bunu merak ediyorum. Diyorum ki şamanizme bu bilgi gelmedi. Şamanlara bu bilgi yine söylüyorum. Yaratıcı bize zekayı verdi. Zekamız bunu ayırt edebiliyor. O zaman sana göre şamanizme inanmayan insanlar veya çok eşçilik düşünen insanların hepsi geri zekalı. Ben öyle bir şey demedim. Ama oraya çıkmıyor mu abi? Bu, Bu şamanizme inanmayan insanlar geri zekalı demedim. En başta kurduğum cümle şu. Bir insan ister Budist olsun, ister Hristiyan olsun gelip şaman gelenekleriyle yaşayabilir. Bize göre ne dini inandığı önemli değil bize göre doğaya zarar vermemesi, doğru bir insan olarak yaşaması, şaman olması için bile yeterlidir. Bakın şaman bir din değil. Yine söylüyorum. Değil mi? Şamanizm bir ülke olsaydı, ülke kursalardı neye göre yönetileceklerdi? Ne anlamda? Yani yönetim sistemi. Ne, nasıl olacak? Mesela örnek veriyorum. Bir Müslümanlar bir yerde toplan. Sen yani dedi ki Kur'an-ı Kerim'deki hükümlere göre bir anayasa çıkartalım. Örnek veriyorum. Ama şamanizm bir yerde toplulukta neye göre yönetilmesi lazım? Biz de bunun için bir kitaba gerek olmadığını söylerdik. Bunu zaten hemen Müslümanlar bir kitap isterdi zaten. Yok, bütün yok. ama işte böyle. biraz önce dedik ya e sen sen mesela o kitap anayasayı sen yazsan diyeceksin ki "Ben <laughs> yine evliliğe gidiyorlar ama tek evlilik <laughs> diyeceğim. E ben yazsam beş evlilik diyeceğim." Ya demek istiyorum şimdi yine Kim diyorsun sen de anayasa yasana... yazsan diyorsunuz. Benim ilk tezim de şu. Şamanizmde bir anayasa yoktur. Buna da gerek yoktur. Ama işte neye göre yaşayacağız hayatımızı? Ya yani neden bir kitap bir arayış içerisindesiniz Tabii kitap arayışında her zaman? değilim. Neden bir kural arayış içerisindesiniz? Ama öyle Doğruyu yanlışı yanlış ayırt edebilmek için öyle. diyoruz ya hayvanlardan biz ayıran en büyük özelliği tamam, zekamız. Tamam toplum bir düzen üzerine gitmesi lazım. O zaman sen şu an Türkiye Cumhuriyeti'ne baş kaldırman lazım. Ne gerek var kardeşim anayasa? Hepimizde akıl var, şuur var. Ona göre yaşayalım demen lazım. Yani öyle olması gerekmiyor mu? Ya burada anlaşamıyoruz. Bakın dinle <laughs> ülke yasaları çok farklı şeylerdir. Yok, ben i̇şte Müslümanların da. en büyük yaptığı dinle devlet işlerini birbirine karı. Bu ikisi farklı şeylerdir. Hayır, yani Hayır, ülke alakasından alakası bahsediyorsunuz. Onun alakasını konuşmuyoruz. Ama bak şimdi mantık varsa kurala gerek yoktur zaten. Sana göre. Ben evet. mantıklı bir insanım. Misal veriyorum ya mantıklıyım zaten. İstediğim şey kendim de bilebilirim yani. Bana niye bir kanun koyuyorsunuz o halde? hı. Hmm. Benim burada demek istediğim nokta kanun koyulması ya da bir ülkenin kanunun olmasının nedeni yanlış yapan insanın bir daha yanlışı yapmaması üzerine kanun koyulur. Ben de diyorum ki şamanizmde bir şey yanlışsa bunun size yanlış olduğunu söylüyorum. Bana göre bu bir yanlıştır. Bunu yapmak sen bir şaman değilsindir. Hani Kur'an-ı Kerim'de şeriat mahkemesinde cezasını veriyoruz diyorsunuz yanlış yapanların. Bu sizde nasıl cezası verilecek? Hani bunu sormaya çalışıyorsunuz ya da sizde nasıl bu hükme gidecek? Ben de diyorum ki bunun cezası ya da ne diyorum? öldüğünde hiçbir şekilde cennete gidemez. Mesela daha spesifik acımasız bir örnek vereyim. Yaşarken birini öldürdü. Nasıl bir ceza alacak şamanizme göre? Gibi nasıl örnek. Alacak? Bu bir yan Bunu cezası da nasıl Türk toplumlarında tarihlerinde e, öldürülmekten öte ceza verilmiştir. Şeriat mahkemesi gibi değildir. Yanlış yapan ya da savaş halinde bile e, öldürüldüğünde ya da bir insana zarar verdiğinde öldürülmüştür. Bunun için Ama yanlış bu bir kitap olması onu yanlış yapan insanı şeriat mahkemesine asılması gerekiyor. Şimdi bak ben, Bunun için ben, belge ben gerek diyorum zaten. ki, hayır bak ben şimdi diyorum ki bir yerde mükafatı da cezayı da mülkün sahibi verir. Başka kimse veremez. Şimdi bura, bu, of, bu stüdyoda buranın sahibi kimdir? Bu mülkiyet sahibi Muhammed'dir. Burada mükafatı da Muhammed verir. İşte cezayı da Muhammed verir. Burada Şimdi, verdiği mükafatı da söylüyorum size, cezayı da verdiği mükafat. Nereden bildin bu bilgiyi? Sen mesela cennet biliyorsun. Ya doğayı bize sunmuş. Yok yok cennet bilgisi. Cennet bir mükafat <laughs> mükafat değil <laughs> miydi? Ya her şey doğaya bağlı <laughs> ya. ya doğaya değil. Ya bize sunduğu meyve, sebze, beslenme, hayvanlar döngü yok, yok, o kadar nimetler dedi. var ki. Ben diyorum ki bu cennetin varlığını değil mi ya? ben nereden bileceğim? Senin inancına göre. İslamiyet'te nereden biliyorsun? Yok yok bir dakika İslamiyet'i. Şamanizme <laughs> göre cennetin varlığının delili nerede? Bize göre cennetin varlığının delili bu e, iyi insan olduğunda iyi e, nasıl toplayayım bu cümleyi? İyi yaşadığında, doğru yaşadığında doğru yere gidiyorsun. Biz buna bir cennet demiyoruz zaten direkt. Tam o gideceğin yerin delili nerede? Nereden bileceğim abi? Cennetin delili nerede? Yok, Aynı ben soru. soru yok yok ben şimdi mesela şamanizme Bunun girmek için istiyorum. Bunun delil olmasına Ben gerek diyelim ki yok. hayır yok ben diyelim ki ateist olduğumu farz et. Tamam. Ben diyorum ki ya ben şamanizm düşüncesine girmek istiyorum. Hı, hı işte vesaire hayatımı böyle devam ettirmek istiyorum. Sen diyorsun ki gideceğimiz başka bir yer var. İşte adı cennettir vesairedir, x'tir fark etmez. Gideceğimiz başka bir yer. Ama ben diyorum Tavliye ki... bir ulaşacağız. Bir yere gideceğiz. Evet. E diyorum ki o bir yerin varlığının delili nerede? Nereden biliyorsun böyle bir yer olduğunu? Mesela. Mesela nereden biliyorsun senin iyi bir insan olarak yaşadıktan sonra bir mükafatın olduğunu nereden biliyorsun? İyi bir insan olduk ve yaşadık öldükten sonra... Gök tane, Tengri bunun için bir kitap bulmaya ya da kitapla çözüm aramaya gerek yok. Nasıl açıklayayım bu cümleyi? Şimdi? Bence kaybettim. Yok burada kaybettiğimi düşünmüyorum da. Gelmişsin olmadı. <laughs> ya aynı soruyu ben sorsam kendisi de ceva yazıyor, diye diye yazıyor, cevap verir. Kur'an'da yazıyor deyip geçer. Kur'an'da yazıyor deyip geçecek cevap, bu. <laughs> İyi de <laughs> biz neye inanacağız? Tamam bak, da cennet, cennet Kur'an'da yazıyor deyip geçecek. Ya, cennet nasıl farklı, göstereceksin farklı, bana? Farklı manalar söyleyebilirim. Mantıki şeyler söyleyebilirim. İlk başta senden duymak istiyorum. Biz aynı mantı senden bekliyoruz. Hayır, benim burada kurduğum mantık iyi bir insan oluyorsan, yaratıcının sana sunduğu nimetlerin daha fazlasına sahip olursun. Ama bunu nereden bileceğim ben? şimdi? Göstermiş zaten. Neyden sana gösterdim? sunmuş bir sürü şey. Ne alakası var? Ne alakası? var? <laughs> ne sana alakası bir sürü şey olay. sunmuş. Tam sundu. Evet. eyvallah. Bu, Ama sundu diye cennette. Sun... Ver. Tam sundu diye cennette sunacak diye bir kaydı nereden çıkar? İyi bir insan olursan daha iyisini her zaman kazanırsın. Ama bu kaydı kim koydu? Ya bu kaideyi düşünebilirsin. Bunun her için gayri... her düşündüğüm varsa örnek veriyorum o zaman uzaylılar da var. Ben uzaylılar da düşünüyorum diyelim. E o zaman her düşündüğümüz olacaksa uzaylılar da var demektir. Tamam da sizin bu teziniz şuna gidiyor. İslamiyet'te de her düşündüğünüzün ya da her yazılı şeyin olacağını düşünüyorsunuz. Ya tamam yok İslamiyet'e gelmeyelim. Şu an ben... E... Ben şu an kendim diyorum şamanizmde düşündüğünüz şeyin en büyük çözümü bize sunulan şeyler, iyi şeyler, kullandığımız, işte beslendiğimiz, yaşadığımız, barındığımız yağmur, örnek veriyorum işte güneş, yararlandığımız her şey yaratıcının bize sunduğu şey. Bunun evet. nimetlerini görüyoruz, yararlanıyoruz. Tamam. Öldüğümüzde bu yaratıcı zaten bunu sonsuza dek yararlanacağız. Ama bunu nereden biliyorsun? Ben senin yerine konuşabilir miyim? Tabii. Ee, i̇lk programda şey dedi. Ruhlarla bağlantı kuruyoruz dedi. Ee, ruhlarla görüşüyoruz, dedi, ölen kişilerle görüşüyoruz. Ben de senin cevabında. da ruhlarla görüşeceğiz ve onlardan öğrendik demen olabilirdi yani. <laughs> ya en azından bu diğer <laughs> parçadan daha <laughs> mantıklı yani. <laughs> Bak yardım geldi Rejdan. <laughs> <laughs> ya böyle bir şey demekten öte bu şey. İslamiyet'e de ben diyorum ki mesela beni İslamiyet'e davet et. Cennet nerede diyeceğim sana. Cenneti göster diyeceğim. Cenneti gösteremezsin. Cehennemi gösteremezsin. <laughs> varlığına bana, delil gösterebilirim ama. Varlığına delil ne? Şimdi bak varlığına delil ben mantık olarak konuştum baktığımız zaman. Direkt spesifik bir delil göster bana cennet şimdi, ve cehennemi. Şimdi ben şurada şunu görüyorum. Diyorum ki en baştan biz başladığımız zaman yani bir şeyin ...delilini akliyi gözümle ben görebilirim. Şimdi ben diyorum ki örnek veriyorum yaratıcının... ...ben vasıflarına baktığım zaman yaratıcı sonsuz hikmet sahibi dedik. Tamam çok güzel buraya Hı -hı. kadar anladık. Madem sonsuz hikmet sahibi beni kainata, kainata yaratmasının bir sebebi olması lazım daha sonra beni yaratmasının bir sebebi olması lazım. Ve beni yarattıktan sonra benden istedikleri bir şey olması lazım. Ve istediği bir şey varsa yol gösterici de olması lazım. Yani yol gösterdiği bir harita da olması lazım. Bir e, örnek görüyorum. E, bir kullanım kılavuzu ve kullanım kılavuzunun da en güzel bir şekilde anlatacak da bir tebliğci olması lazım. Madem ki bir kullanım kılavuzu gönderdi, benden bir şeyler talep etti ve onunla beraber bir tebliğci de gönderdi. Demek ki burada bana doğruyu ve yanlışı göstermiş oluyor. Doğru ve yanlışı gösteriyorsa her saltanat sahibi kendi saltanatına, kendi emirlerine uyana mükafat uymayana da mücazatını verir. Yani cezasını verir. En ufak saltanat sahibi burada dahi. Kullanma kılavuzundan bahsediyorsunuz ya sunuyor diyorsunuz. Hı -hı. Şimdi daha çok basitçe örnek vereyim. Kullanma kılavuzunu görebilmek için o ürünün malı görmeniz gerekiyor. Kullanma kılavuzunu. Ben diyorum ki cennet dediğiniz mal kullanma kılavuzunda gösteriyor. Cennet bu. Cennette bu var. Cennette şu var. Huriler var. Her erkeğe çok da güzel huriler düşüyor. Bunlar bunlar var. Ben diyorum ki o kullanma kılavuzu cennet göster. Kullanma kılavuzunun malı nerede? şimdi de bana ne cennetin ne cehennemin spesifik bir örneğini gösteremezsiniz. İşte bak da anlatıyorum. Ben diyorum ki şimdi en ufak bir saltanat sahibi kendi saltanatına kendi kurallarına uyan, mükafat uymayana da ceza verir. Şimdi her saltanatın izzetini muhafaza etmesi lazım. Yani o makamı gereksinimi vardır bu. İşte uyana mükafat verecektir. Uyana işte e, güzellikler verecektir ki. Çünkü o makamın ihtiyacı budur. Şimdi aynı şekilde uymayana da ceza verecektir. Şimdi ben bakıyorum en ufak dahi saltanat sahibi bunu yapıyorsa bu kainat saltanatının sahibi de bunu yapacaktır. Çünkü ona uyana mükafat, uymayana da ceza verecektir. Çünkü hüküm vermiştir. Tamam bu cezasıyla mükafatındaki cennet nerede? Göster bana. Cenneti zaten maddesel olarak bir şekilde görmeyeceksin ki. Yani madde görmeyeceksin e siz anlamında benden şu anlamda. Sizden delil bekliyorsunuz? Göster Hı -hı. bana diyorsunuz. Tam akli delil olarak olarakysa o zaman sana senin e, sözüne göre de bir yaratıcı ben yoktur derim ki, ben. Bir yaratıcı Tengri evet. dediğim kavram, Gök Tanrı dediğim kavram evet. nasıl bize doğruyu hani bir şeyleri sunmuşsa bunun, yok sunmamış senin inancında. Çünkü benim ben inancımda orta... bana nasıl sunmamış ben sunduğunu söylüyorum. Ama nereden duydun sunduğu şeyi? Diyorum ki görüyorum sunduğu şeyleri. Hani nerede sen öyle görüyorsun ben öyle ya, görmüyorum ama. Bize sunduğu yaşadığımız alan, içtiğimiz su bunların hepsi bir delildir. Tam yaratıcının varlığına delildir doğru. Bu delildir bize sunduğu şeyler, nimetler bir delildir. Tamam, Bu nimetlere varlığına teşekkür delildir. etmek zorundayız. Tamam. Ama Ve bu teşekkürü nasıl edeceğiz mesela? Onlara zarar vermeyerek, daha verimli olmasını sağlayarak. Başka? Çaput gibi... bağlayarak. Çaput. Ya iş çaput bağlamaya geldiğinde çaput bağlamanın saçma bir şey olduğunu söylüyorsun. Bana bu... göre de yapılan bir ibadet bunların hareketlerinin saçma olduğunu düşünüyorum ben de. Ama bak şimdi çaput bağlamayı e, senin inancında bir şeye dahi oturtamıyorsun. Ben ne için olduğunu söylüyorum bakın o ağacın verdiği meyve, o ağacın verdiği şeylerden dolayı teşekkür etmenin bir göstergesidir. Bu nasıl teşekkür edilebilir? İşte suda dökülebilir, bir daha bir ağaçta da dikilebilir, o ağacın üstüne bir işaret de bırakılabilir. Bunu söylerken, çaput bağlamanın saçma olduğunu söylerken aslında birçok Müslüman bunu yapıyor. Tamam işte biz de diyoruz ki sorun onlarda. Ben bunun yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir şey işaret bırakmanın. Mesela... İşaret bırakma bir ağaca gidiyorsun haber tarafında kurdeleler var. Evet. Ama kurumuş mesela. Dibine su dökülmemiş doğru düzgün. Bu mu mantıklı? Tabii yani bunu tabii. düşünen ben su dökmüyoruz demiyorum ki. Bunu hmm. düşünen zihin bizim namaz kılmamızı mı eleştirebilir yani? <laughs> tamam da bunu sen su dökülmediğini sen söylüyorsun. Ben su dökmüyorum demiyorum ki. Tamam, ben eminim var. Senden daha fazla bu su döküyorumdur bir ağaca. Tamam, mutlaka öyledir. Belli zaten çok iyi bir insansın. Onda hiçbir sıkıntı yok. Karakter olarak ben gayet senin çok memnunum muhabbetimizden. Ama dün ki çaput bağlamak ne kadar mantıklı? Ben de diyorum ki çaput bağlamak dediğim kavram ben bak bence sana da mantıksız geliyor. Bana mantıklı geliyor? Bana bir teşekkür etmektir. Oraya bir işaret bırakmaktır. Bir işaret bırakmak kötü ve saçma anlamına gelecek diye bir şey yok. Bunun gibi bak namaz kılmak işaretleri ee, ne bileyim ondan sonra şeytan taşlamak, taş atıyorlar. Bunu siz mantıklı mı buluyorsunuz? Duvara taş atıyorlar. Bunu bana mantığını bu açıklar mısınız? Bu bir mısın sembolik mi? bir şey. Biz sembolik. Bizimki de bir sembolik. Siz bu sembolik saçma buluyorsunuz. Ben de taş bulmayı saçma buluyorum atmayı. Yani size sembolik gelen şey bizim yaptığımız sembolik gelmiyor saçma geliyor. Sen ee, bir topluluk olsa şamanizm Hı. neye göre yönetilecek? Bu ben anayasasını de, kim yazacak? Ben de diyorum ki bir anayasaya gerek yok. Dünya üzerinde hiç anayasa olmadan kendini yöneten yerler var. Neresi? Ya kabileler var. Örnek veriyorum. İlla e, illa anayasa çerçevesinde. Ha kabilelerin de bir liderleri var. Lidersiz bir tane kabile yoktur ki. Tamam. Bizim de kabilemiz yaratıcı. Yok, işte yaratıcı, Yaratıcı, ha ben Hı, onu diyorum. Yaratıcı. Var. Yaratıcı bana e, madem işte aynı diyor o kabilenin nasıl reisi kabiledekilere bir kural koymuş. Ben ama somut kurallar Ya duymuş. siz şunu diyorsunuz. Benim akıl ve mantığımla ben kendi kurallarım akıl ve mantımla doğru yanlış ayırt edemiyorum. Ya ben bir kural istiyorum. Şurada hayır bak şurada bir evlilik olsun ne bileyim bir başka bir ahlaki bir mesele olsun vesaire. Burada sadece sen iki kişi anlaşamıyoruz. Ya 8 milyar insan nasıl anlaşacak? Ben de diyorum ki 8 milyar insan doğruyu yanlışı ayırt edebilecek akla ve mantığa sahip ya diyorum. Ya anlaşamadık burada bir konuda seninle. Ya anlaşmak değiliz ki. Tam o işte neye göre konuda. yaşayacağız işte? Ya kendi doğru ve yanlışlarına göre yaşayabilirsin. Ya, Neye göre yaşayacağız? Ben de diyorum ki işte bu bütün devlet yönetimleri her şeyi kaldırdı. Bu insanlar neye göre yaşayacak? Kaosu getirirsin ortaya. Ya neden kaosu getir? İşte bu Müslümanların tezi sadece. Ya ben seninle daha bir konuda anlaşamadık. Bunun gibi insan hayatında yüzlerce, binlerce konu var. Neye göre yaşayacağız biz? Ben Neye de diyorum ki edici? bunlara göre yaşamaya gerek yok. Gerek yok. Doğru yanlış ayırt edebiliyorsun. Niye bir kural arıyorsun? Ya işte ben de diyorum ki doğru yanlış ayırt edemedik ki seninle. Bu sana göre öyle. Yani hiç yani şaman olasın varsa da olmam yani. Anladın mı böyle? Yani o kadar. Çünkü tamamen böyle belirsizlik. Tamamen böyle. Yok abi daha beterleri var zaten İslam'da. Yani onlar var. onlar hiç şey Benim Benimkisinin <laughs> belirsizlik olduğunu ya bu sizin düşünceniz. Bana göre bir, bir iyi bir insan olmak, doğaya zarar vermemek, çocuklara zarar vermemek. Bunun için bunları bilmek ve yapmak bana göre şaman olmak için yeterlidir. Tamam işte ha. biz de bunu İslam'da yapıyoruz zaten. Yani ya, biz de tamam, bunları uymaya tamam. çalışıyoruz Tam zaten. Bu da İslam'da da var bunlar. Hayvan hakları var. Hatta tek tanrıcılık diyorsun, tek tanrı diyorsun. Aynı mantıkla geliyoruz. Yani, e ee, o zaman. E o zaman diyorum ki İslamiyet sonradan çıktı. Neden? Şamanizmden İslamiyet'e geçti. Çünkü İslamiyet geçti. daha net. Daha net mesela. Daha net, siz daha yazılı kural istiyorsunuz sadece. Çünkü Yönetilmek öyle olması istiyorsunuz. Lazım. Çünkü öyle olması lazım. Ben siz çünkü, yönetilmekten yanasınız. Çünkü yanısın. bak diyor, çünkü sen diyorsun ki o zaman buradaki kuralları Muhammed koymaz diyorsun. Koyamaz diyorsun. Ben de diyorum ki ya buradaki kuralları Muhammed koyar. Kainattaki kuralları da Ben yaratıcı de diyorum koyar. ki buradaki kuralları Muhammed koyabilir. Buranın sahibi Muhammed. Bak tamam. bunu savunuyorum. Buranın sahibi Muhammed. İslamiyet sonradan çıkmıştı. Tam yok. İslamiyet öyle. Oranın dünyanın sahibi. kuralları, kainat yaratıcı her şeyi yaratmış vardı. İslamiyet sonradan çıktı. Tamam. Kainatın sahibi de net kural koyması gerekiyor. Şimdi net kuraldan kastız. ben size net bazı kurallarını söylüyorum diyorum ki zarar vermemek. Bunu kim söyledi? Ya bunu söylemek için bağlantım var zarar ben vermemek. Ben bu soruyu 10 kere sordum ben. 10 kere, kere sordum. sordum. Ben, ben sana değildi. ben sana bu taraftan bir soru getiriyorum az evet, önce evet. sormuştu. Neden insanlar Kabe etrafında dolaşıyorlar abi sürekli? Neden Efendimiz Aleyhisselatü hadis orada? şerif var. Diyor ki Beytullah'ın çevresinde dönmek, Safa ile Merve arasında gidip gelmek, şeytan taşlamak hepsi Allah'ın şeraire yani İslamiyet'in alametleri ve işaretlerinde ayakta tutmak içindir diyor. Yani bunlar birer sembol olarak İslam, Müslüman olduğunun göstergesi ve Allah'ın emirlerinin uyduğunun göstergesi anlamına gösterir. Yani bunları yap, bunları e, hayatına geçir. Yani diğerlerinden ayıran. Mesela örnek veriyorum Yahudiler ne yapıyor? Ağlama duvarı var. Hiçbir Müslüman yapmaz bunu yani. Mesela gidip orada günahlarını, günahlarından kurtulduklarını. İşte bazı örnek veriyorum diğerinin tavuğun ayaklarından bağlayıp işte bir hayvanı işte şey yaptıklarında hani kurban ettiklerini, günahlarından arındıklarını mesela söylerler. Yaparlar. Bunlar onların inancı. Yani Yahudilerin yaptıkları belli şeylerden ayırt edilen özellikler var. Bunlar da Müslümanlar da aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemiştir. Çünkü bizleri diğer insanların, önceki kavimlerin, önceki toplulukların ibadetlerinden ayıran farklı bir ibadet sistemi koymuştur. Farklı Bizde bir de, de bir ibadet var. söyledim zaten yaptığım size. Ama bu ibadeti yaratıcının istediğini söylemedin, anlatmadın. Yani nereden bileceğim yaratıcı istiyor senin söylediğini ibadeti? Şimdi, bunun hmm. istediğin için siz bir kitap ve yazı istiyorsunuz, ha. istiyor diye. <gülüyor> ben <gülüyor> de diyorum <gülüyor> ki, <gülüyor> Ay, ben başka diyeyim. dinlerden de örnek vereyim. Budistler'de de bir kitap yoktur, örnek veriyorum. Şamanlarda, ya illa bir kitap arayışındasınız. Bir Yok ibadet kitap etmek değil de, için. ben yani. diyorum ki, bak şunu an idrak edemem idrak etmemi sağla diyorum. Mesela bir tane ibadet şeyinizi söyler misin? Nasıl ibadet ediyorsunuz? Bir tanesini örnek vereyim. Ormana, mesela meyve bırakmak, ormana teşekkür etmek ya da e, başka yine spesifik bir örneklerden bir şey vereyim. Doğayı korumak bizim için bir ibadettir. Başka yani farklı bir böyle hani benzer bir şey illaki vardır. Başka benzer örnek verebileceğimiz. Ve ağaca çaput bağlama dedikse mesela ağaca çaput bağlamanın yaratıcının istediğini nereden biliyoruz? Bu bir ibadet değil ama bizde. Teşekkür. Bu bir teşekkür. Tamam. İbadette teşekkür farklı şeyler. Tamam, diğer işte diyorum bir ibadet. Bir bu ibadet söyledim mesela. Mesela doğayı korumak bir ibadettir bizim için. Ya da örnek veriyorum başka bir hayvanı korumak bir iba ibadettir bizim için. Tamam da bu emri yaratıcının verdiğini nereden biliyorsun? Sen mantıken diyorsun ama bak mantığıken senin yolunu çizdiğin şey yaratıcının istediği anlamına gelmez. Yaratıcının bize sunduğu şeyleri korumak bizim için bir ibadettir. Heh, tam da bunu işte yaratıcı mı emretti yoksa sen mi uydurdun? Bunu ne ben uydurdum ne de yaratıcı emretti. Bunun doğruyla yanlışını ayırt edebiliyorsun. Bak şimdi ibadet demek emire karşı itaat demektir. Yani yaratıcı emreder der ki bana e, itaat edin. İtaat da şu şekilde edin der. Kafanıza göre değil yani ben, ben örnek veriyorum. Kralım bana itaat edeceksiniz ama itaat de bir sürü itaat çeşidi vardır. Ben böyle itaat edilmesini istiyorum derim bir kral olarak. Şimdi yaratıcı da evet itaat şekli vardır, teşekkür şekli vardır, ibadet şekli vardır. Ama der ki ben bundan hoşlanıyorum, ben böyle yapmanızı istiyorum der ve bunu bize söyler. Ben de diyorum ki sen bunu ibadet olarak algılamışsın diyorsun ki işte meyve bırakma. E diyorum ki yaratıcı niye benden meyve bırakmasını istesin? Çünkü sirkülasyonun devam edebilmesi için. E yaratıcı ki ya kardeşim esta estağfurullah. Yaratıcı, <laughs> e yaratıcı diyecek, ki, ya ben sirkülasyonu sağlarım ya. Senin sana ne ihtiyacın var? Ki şöyle de bir durumda var. insan ırkı aradan çekse zaten sirkülasyon devam ediyor. Yani biz zarar vermesek doğaya sirkülasyon zaten kendiliğinden devam ediyor ki bize ihtiyaç yok yani. Senin tezini çürütüyor o zaman. O zaman Allah niye insanı yarattı? Yok tamam. Bir dakika ben senin meseleyi netleştirelim. Ben yine diyorum bak bütün sorun Ben diyorum ki ya senin o ibadet olarak bıraktığın meyveyi nereden biliyoruz yaratıcı bunu benden istediğini? Onu soruyorum. Bunu sen bu bilgiye nereden ulaştın? Bu bilgiye düşüncemle ulaşıyorum. Düşüncemi de nasıl ulaştığını söylüyorum. Bunu Hı -hı. bana sunmasını, iyi bir şey olduğunu ben düşünebiliyorsam ona da teşekkür etmeyi düşünebilmem gerekiyor. Ve bunun için sen bir kitap ve kural arıyorsun. Ben bunun için bir kitap ve kural aramıyorum. Yani ben ibadet edeceğim, ama ibadeti de kendim mi seçeceğim o zaman? Sen ibadetin karşı tarafını bilmesini istiyorsun. Bu durum. Ben ona ibadet ediyorsam, onun istediği ibadet edip, onun istediği ibadeti Öyle bilsin. Öyle olmaz. Öyle olmaz. olmaz. Lazım. Yani buna. Çünkü itaat onu gösterir. Yani ben eğer yaratıcıya itaat ediyorsam, onun istediği bir şekilde itaat etmem gerekir. Ben de diyorum ki yaratıcı bana sunduğu şeye bakarsan mantığını kullanırsa ne sunduysa onu korumak bana göre bir ibadettir. Tam işte meyve bırakıyorum diyorsun ya ben diyorum ki meyve bırakmana gerek yok ki. Bu gereksiz bir şey zaten döngü zaten oluyor. Döngüde bir sıkıntı yok ya. Bir şeyleri beslemek ya da bu döngünün olacağı anlamına gelmiyor ya yani da beslememek döngünün olacağı ya da olmayacağı anlamına gelmiyor ki. O, oradan örnek veriyorum bir kediyi beslemek. Sen beslemesen belki başka bir yerden yemek bulacak. Ama beslediğin zaman teşekkür etmek bir ibadettir bize. Bir teşekkür ediyoruz. Onu yaptığı şeye, sunduğu şeye, bize sunduğu hayvanın etinden, sütünden faydalandığımız şeye teşekkür etmek için ona bir meyve bırakıyoruz. Ormana bir meyve bırakıyoruz. Bunun gibi bir ibadet. Ya da bunun gibi bazı örnekler var işte. Abi bir de ben bir şey konuşmak istiyorum. Şey olayı. Mesela Mevlid olayı. Bize Mevlid biliyorsun işte kırkı çıkana kadar işte evet. konur vesaire. Sence yok İslamiyet'te. Bunlar... Yani böyle bir şey yok. Ama bu bugün de e, kabul şu manada kabul görülmüştür. E, dediğimiz bir yani Peygamber Aleyhisselam zamanında öyle iyi yok 7'sidir, 40'ıdır, 52'sidir gibi hiçbir şekilde olmamıştır. Ama bu daha sonrasından e, girmiştir işte İslam topluluklarına. Ama şu manada da ses çıkarmamış çünkü artık insanlar bir şeyleri ölen kişilerin arkalarında unutulduğundan dolayı böyle bir şey ses çıkarılmamıştır. yani hiç olmazsa yedisi kırkı vesaire bahane edilip bari o kişiler adına hayırlar yapıldığından dolayı bu hayırlı bir bidat konumunda olmuştur. yani güzel bir şey manasında olduğu için artık insan hani bunu e, kim İstanbul... düşünmüş güzel bir şey olduğunu şimdi kişinin unutulmaması tam kim düşünmüş bunu işte İstanbul'da mesela örnek veriyorum 7'si dediğimiz olay yani 7 gün Kur'an okunması. Bu adet haline gelmiş Biz İslam e, İslam coğrafyalarında değil mesela Müslümanlarda. Tamam, kim getirmiş adet haline bunu? İslam topluluklarında yani genelden sahabelerden sonra ortaya tamam, çıkan bir şey. Tamam bunun iyi ya da doğru bir şey olduğunu nereden biliyorsunuz? Neticesine bakıyorum. Tamam benim de yaptığım şeyin neticesinin iyi bir şey olduğunu söylediğimde bunu bir kanıt olarak görmüyorsunuz. Bak, bak şimdi Kur'an okumak ibadettir ama yedisinde okumak gibi bir hüküm yoktur. Yani ben örnek veriyorum yemek verdiriyorum. Diyorum ki ölen kişinin atıyorum ki falanca yakınımın hayrına yemek verdiriyorum. İslamiyet bunu zaten söylüyor. Ya bunun iyi bir şey olduğunu nereden anlıyorsunuz? İslamiyet söylüyor bunu. Kişinin arkasından hayır ve hasanat yapılabileceğini. Yok, işte neden kırkındı diyorum ki? Yok işte o kırkı, kırkı bak o kırkını İslamiyet kırkı olarak söylemiyor. Ben diyorum ki ama yapılan ibadeti İslamiyet söylüyor zaten. Yani Neden yapıyorsunuz? Tamam bak yapıyorsunuz? 7'sinde şimdi. değil. Bu insanlarda genel kültür olarak kalmıştır ama... Hangi kültürden kalmıştı? 40 hangi kültürden <laughs> kalmıştı? Ne zamandan kalmıştı? Şaman kültüründen kalmıştır. Bak şimdi bir şey söylüyorum. İslamiyet'te Kur'an okumak dediğimiz olay var ya. 7'si, evet. 40'ı, 52'si. Evet. İşte onunla seneye devriyesi. Bunlar, İslamiyet bunu zaten söylemiştir. Yani Kur'an okunması gerektiğini, o kişinin arkasından hayır hasanatlar yapılması gerektiğini... Tamam da 7'sinde 40'ında nereden söylemiş tam bu işte dediğin gibi. Biz... Çekime girmeden önce bir şeyden bahsetmiştik dedik mesela Yahudi alimleri de İslamiyet'e girdikten sonra Yahudilik'ten belli başlı bildiği şeyler de İslamiyet'e girmiştir. Yani İslam'da yoktur ama İslamiyet'te de aynı şekilde bahsettiğin gibi Şamanizm inancına sahip bir insan farzı misal daha sonrasında Müslüman olmuştur bu şekilde İslamiyet'e girmiştir. Ama bunlar kabul görmüşlerdir çünkü bir zararı yoktur. Tamam kim kabul görmüş bunları? Ya bizler toplum kabul görmüştür. Tam da neye göre kabul görüyorsunuz? Ne olarak neye göre? Doğru kabul? ve yanlış olduğunu nasıl ayırıyorsunuz? Neye göre kabul görüyorsunuz? Çünkü İslamiyet'in emirleri içerisine aykırı değildir. Benim demek istediğim nokta burada mesela benim neye göre kabul görüyorsun ya da Tam neye is göre İslamiyet'in diyorum. sınırlarına yani? göre diyorum işte. Ben de İslamiyet Örnek veriyorum Kur'an bana dese ki veya sünnet seneye bana dese ki ölümün arkasından örnek veriyorum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dese ki falanca bir bir adresinde. Kesinlikle bir kişi öldükten sonra arkasından Kur'an okunmaz. Ama sonra bir baktık ki bizim kültürümüzde yedisi çıktı bilmem yedisi çıktı Kur'anlar okunuyor. Bununla elek yapıp deriz ki bu bizim İslamiyet'te yoktur. Zıttır deriz. Ama biz bakıyoruz ki ölünün arkasından hayır hasanat yapılabiliyor, Kur'an okunabiliyor, örnek veriyorum vesaire diğer ibadetler yani onun adına yapılabilecek bir şeyler, hayır hasanatlar yapılabilir. Bunda bir problem yoktur. Ben bu İslamiyet'in kıyasına göre iyi mi kötü mü bakarım. İslamiyet bana Kur'an okunabilir diyor. E demiş ki yedisinde Kur'an okuyalım. E Kur'an oku diyor zaten 7'sinde okuyalım kardeşim problem yok. Seneye devriyesi. E, İslamiyet bana diyor ki seni örnek veriyorum ölen kişinin arkasından hayır asanat yapıp onun ruhuna bağışlayabilirsin diyor İslamiyet. E diyorum ki her sene yapalım seneye devriyesi olsun yapalım. Ben İslamiyet'in eleğinden geçirip yapıyorum bunu. Anlatabiliyor muyum? Ona göre. Yani sen neye göre belirliyor? Bu sana göre doğru ama başka bir Müslüman vatandaşa göre doğru olmayabilir. Olmayabilir diye bir şey yok. Ben ayet ve hadis üzerinden konuşabilirim. Ya, başka birinin... bir şey. Ölünün arkasından e, kırkının yedisinde yemek vermek, kırkında yapmak şey gibi bu tarz örnekler İslamiyet'te yok. Bak ben diyorum ki gün olayı İslamiyet'te yok hı hı. ama arkasından hayır ve hasanatın işlenmesi, dua edilmesi, Kur'an okunması İslamiyet'in içerisindedir. Yedisinde Kur'an okunur mu? Mesela sen bana ya kişi öldü yedisinde Kur'an okunur mu? Ben böyle oturup düşündüğüm zaman bu kişinin yedisinde Kur'an okunur mu? Ölünün arkasından Kur'an okunur mu? Okunur kardeşim. Yedisinde de okunur, on ikisinde de okunur, yirmi beşinde de okunur. Oku kardeşim. Sıkıntı yok. Yani bu eleyi okuyup okuyamayacaksın dememin sebebi Kur'an ve hadisle alakalı bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Yoksa ben sana yok okuyamazsın yedisinden desem neye göre diyeceğim? Buna da bir delil getirmem lazım. Ben bakıyorum ki Kur'an'a ve hadislere... Diyorum ki yedisinde Kur'an okumanın bir engeli var mı? Yok. Böyle bir kaynak yok. Engel yoksa o zaman ruhsat var demektir. Tamamdır. Buna göre Müslümanlar da bir şey mantıklı geleni yapıyor, mantıklı gelmedi. Mantıklı değil. Kur'an çerçevesinde eleğinden ele, geçiyor. Ele, Kur'an çerçevesi ve sünnet çerçevesi. Bana göre de diyorsun hani... Kitap kavramına inanıyorlar ama bir de bakıyorum her atfa bir fetvalar değişiyor, bir şeyler oluyor. Her Ramazan'da bir kural değişiyor, bir şey oluyor. Ya bak şimdi ondan şahıslar da... üzerinden konuşmayalım. Şahıslar, şahıslar üzerinden ne ya. Şahıs dediğiniz şey inandığınız diyanet ya da kurallar, çerçeveler her bir şeyler değiştiriyor, fetva değişiyor. Kur'an'da dövme ile alakalı ondan sonra geçen bir yazı ya da bir belge var mı? Dövme. Direkt dövme hadis yaptırılmaz. Var. Hadis, hadis var. Nasıl bir hadis var? Hadis vardır. Vücuduna zarar vermek ya da... Lanetlenmiştir. Lanet Direkt evet. dövme lanetlenmiştir dövme bir şey geçmiyor. Hadis var ben biliyorum ya. Allah'a ısmarladık. net bir şekilde bile Okuduğum hadis Kur'an'ın içinde direkt dövme yaptırmış. Şey hadislerde net bir şekilde vardır. Kur'an demiyoruz. Hadis. Hadis. Ama yani bu hadisi yazan kim? Vahiy katipleri olduğu gibi hadis katipleri de var. Ya siz birinin yazdığı şeyi hadis olarak sayıyorsunuz. Tamam. Ve bu yanlıştır diyorsunuz. Bu doğrudur diyorsunuz. Tamam. Neden? O biraz daha bilge katip. Bak, Bu şahısın eğer dediği şey sen... size güne günah diyor. Bana diyorsun ki dövme bir günahtır. Direkt hadiste yazıyor diyorsun. Evet. Tamam da bunu bir şahıs üzerinden değerlendirme diyorsun. Hadisi ya sanki hiçbir şahıs. Tam hadisin kaynağı peygamber. Peygamberin dövme haramdır ya da dövme günahtır gibi cümlesini kim duymuş? Sahabeler sahabe tebeyi tebe tebeyi tabiini tebe tabi aktarmıştır. Şimdi buradaki senin güvensizlik dediğin nokta senin hani böyle kafanı karıştıran nokta hadisin aktarımındaki güvensizliğin. Hani ya kardeşim nereden bileceğiz bu peygamberden geldiğini düşüncesi. Hadis ilmiyle işte birazcık iştigal olduğumuzda zaten buradaki güvenilirliği biz anlayabiliyoruz yani. Hadislerin aktarımındaki güvenlik, analitik sistem dediğimiz sistem. Bugün mesela İslam aliminin %100 sahihtir dediği bir hadisi ben güvenmiyorum dersek tarihi hiçbir veriyi kabul edemeyiz. Başka tarihi verileri. Çünkü hadis aktarımındaki güvenilirlik sistemi hiçbir tarihi veride yok olmamıştır. Ben dövmeyle alakalı herhangi bir resmi bir yazı hiçbir yerde görmedim. Resmi yazıdan da mühürlü Hayır. Be, sen benden mühürlü yazı bekliyorsun. İnandığın dinin bir kitabını göster diyorsun. Biz evet. <laughs> <sonra gülüyor> <sonra gülüyor> mühürlü yazı beklemiyoruz ki. Mühürlü yazı bekliyorsun. Ben de diyorum ki o zaman Kur'an-ı Kerim'in mührü nerede? Kur'an-ı Kerim'in mührü işte he, ben de bundan bahsediyorum işte. Ben diyorum ki elimizde zaten yapıt, e, eskiden kalma Kur'an-ı Kerim'ler var. O zamandan vahiy katip ve vahiy e, sahabe zamanından kalan ke, e, Kur'an-ı Kerim'ler var yani o zamandaki bizzat el yazısı olan hatta halifelerden birisi olan dört halifeden birisi olan Hazreti Osman Osman Efendimizin mübarek kanının dahi üstünde olduğu Kur'an-ı Kerim var. Şehit edildi. Kur'an okurken şehit edildi. Kur'an-ı Kerim bile şu anda müzelerde sergilenmektedir. Bak İstanbul'dasın gelmişsin buraya da bakabilirsin. Topkapı ya, Müzesi'nde vardı. Ben, şunu, ben birisi bir şey yazınca belge oldu diyorsun. Ya ben de diyorum ben, ki Ben işte, eğer sen buna sen inanmazsan Moğollar, hiçbir sen hiçbir tarih veriye inanmazsın. Şamanlardan da Moğollardan da, hayır diyoruz ki. Hiçbir tarihe veriye inanmazsın. Din açısından ben tarihe inanıyorum. Resmi veriler, yazıtlar, her şey var. Ben diyorum ki Kur'an-ı Kerim'i yazdı bu bir belge sizin için. Bunun daha öncesine baktığın zaman neye göre yazdı? Olağanüstü olaylar, Allah'ın mucizesi, mucizelerini yazdı. Tarihteki belgede örnek veriyorum. İşte Trapus Savaşı'nın belgesi budur. Bu böyle oldu, bu böyle oldu, bu böyle oldu. Tamam. Ya Sen yazmışlar. Ki işte, bunu da bütün savaşı dünya anladın, kabul etmiş. Tam savaşı şey yapan, ben inanıyorum diyorsun. Yazmışlar. Ama Kur'an-ı Kerim'i yazmışlar ben buna inanmıyorum diyorsun. Mucizevi olaylara inanmıyorum. Bak işte ben de diyorum ki Kur'an-ı diyor Mucizevi ya. olaylara inanabilmem için yani gözle göremediğim ee, belki bulgularına rastlayamadığım şeylere inanmam için diğer meselelere bakarım. Diğer meseleler beni tatmin ediyorsa ha derim ki demek ki onlar da doğrudur. Ya bir ama bu şuna çıkar o zaman. Bir kitabın içinde 20 tane doğru var, bir tane yanlış var ama 20'si doğruysa o da bence doğrudur. Bu ona bence çıkıyor o zaman. Bence doğrudur Aksi bir şeyini görmediğim zaman doğrudur. Aksi ama bir şeyini görmediğim. Tamam da bilemezsin ki onlar aksi bir şey. Aksi bir şey yoksa Aksi bir şey yok. Şimdi Kur'an'daki mucizelerden bahsediyorsun. İşte Musa Aleyhisselam'ın örnek veriyorum İşte asasının vurmasıyla su fışkırması. Ya bu benim mantığıma oturuyor. Ne için oturuyor? İslam inancı olarak diyorum ki bir yaratıcı peygamber göndermiştir. Peygamber de karşı tarafa peygamberliğini ilan etmesi için... Mesela ben sana desem ki ben peygamberim. Bana dersin ki peygamber olduğunu kanıtla. Bir kanıtsun bana. Madem ki benden üstün bir insansın. Yani yaratıcı seni seçmiş. Sen yaratıcıyla bizzat itibat kurabiliyorsun. O zaman bana bir mucize göster. Bunu istersin benden. Başka ne istersin? Bu şuna çıkar. Hava durumunu tahmin eden herkes o zaman peygamber. Ya O olasılık. O olasılık. Ona ya, olasılık. Ya i̇şte peygamberlerin kastır. yaptıkları Dediğim olasılığın gibi, dışında bir şey. Tahminleri yapan kişi... Olasılık da olasılık dışında bir şey diyorsun. Oradaki her şeyin yüzde yüz olduğu ya da yüzde yüz olacağının mantıklı yani... değil mi? Benim de demek istediğim olayı bahsediyorum. Diyorum ki, ben sana peygamberlik iddia etsem, benden ne istersin? Ben peygamberim desem, ne istersin benden? Peygamberlere ben inanmıyorum derim geçelim. Bak işte. Bütün insanlar birbirleriyle eşittir benim gözümde. O peygamberdir, Hı -hı. o üsttür, o alttır kavramı yok benim gözümde. İşte bak, buna, bu senin. Ee, yaratıcılık vasfına uyma yaratıcının sendeki yaratıcılık vasfı mantıki bir yaratıcılık vasfına uymuyor. Yani sendeki yaratıcı yaratmış, yol göstermemiş. Bizi ne için amacımız yani gayemiz yol bildirmemiş. Bize yolumuzu bulabilmemiz için mantığımızı vermiş ve zekamızı vermiş. Eğer, vers, eğer herkes de bu mantık doğru işleseydi herkes aynı yoldan giderdi. Ya herkes de doğru işleyecek diye bir şey yok ki. O zaman? Herkes de aynı A harfi şeklinde işleseydi. Herkes A olsaydı zaten Yaratılmamızın bir anlamı ve Tam mantığı olmalı. Tamam işte ben de ki. onu diyorum o zaman sen doğru yolu bulmuşsun ben niye bulamıyorum? Ben de diyorum ki aklını ve mantığını kullanarak araştır. Tamam o neden bu kadar Araştır. Bir insan? Sen bir kitaba kitleniyorsun ve kitaptan devam ediyorsun. Ben bir okudum, ben birçok kitap, ben, ben birçok bir kitap okudum ve tamam. İslamiyet kendisi çelişkiye düştü birçok var? Bana verdiğin cevap şu. Nerede var? Ondan sonra işte topraktan yaratıldı diyor. O zaman da o şartlar gerekiyordu diyorsun. Bu bir cevap değil ki. Ya senin söylediğin şamanizm için söylediğin şeyler mantıki geldi de bu mu mantıksız geldi? Ama diyorum ki inandığın şey bana göre hiçbir şekilde her şeyi doğru diyorsun. Tamam. Tamam da ama bu zamanda o gerekiyor diyorsun. Bana göre bu doğru değil. E, Badr abi ben gerçekten böyle e, bir yere takılı kaldığımızın farkındayım. Hatta izleyici de mutlaka farkındadır. E, fakat hani Öyle ki biz işte hani aklımıza yatsın da devamını getirelim herhalde mantığıyla ilerliyor Bahadır abi bunu anladım. Ki zaten ben de ilk programda hatırlarsan sana dedim ya e, hani herkesin mantığı bir olmayabilir ki sen hatta e, yurt dışına çok çıktığından dolayı e, bana bir olaydan bahsettin. Mesela o olay çok dikkatimi çekti abi bir tane ülkede e, kadınlar köpeklerle evlendiriliyormuş çocuklar hatta erkek çocuklar ne yazık ki e, bir dansöz gibi oynatılıyormuş gençliğinde çocukluğunda. Ee, hatta daha ilerisine gidiyorlarmış vesaire. Pakistan. Ee, Pakistan. Şimdi e, buradaki bu durum onlara göre doğru. Evet. Ama bize göre aşırı saçma ve yanlış. Şimdi biz burada hani olayın mantık çerçevesine baktığımızda ne oluyor? Çarpışmış oluyoruz abi. İşte ben de ondan bahsediyorum yani. Şimdi bak o insan için doğru olan oydu ama senin için yanlıştı. Burada bir çizergi olması lazım ki ona göre hareket edelim. Bir çizergi yok ortada. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Ya benim de burada anlatmaya çalıştım. Her zaman her şeyden bir belge bekliyorsunuz. Bak belge değil. Bak işte ben belge olmasın. <laughs> belge olmasın. Bak ben belge beklemiyorum. Ben soruyorum. Neye göre hareket edeceğiz diyorum. Sen mantık diyorsun. E bahsettin sen görmüşsün ya. Bak ben de görmedim. Ha. Sen görmüşsün. E o insanlar o zaman onlar için doğru. Tamam, Belki ben de biz yanlışız. Tamam. Ben sana yanlış olduğunu söylüyorum. Hı hı. Bana göre bir yanlış. Onun dinine göre, Hinduizme göre öyle yaşıyor. Hinduizme göre onu yapıyor. Bu bana göre bir yanlış. Yanlış olduğu için de Hindu yaşamıyorum zaten. Tamam. E yaratıcının ya Müslümanların yaptığı işte dediğim gibi şeytan taşlamaya da örnek veriyorum ibadet, el hareketleri bana göre yanlış olduğu için Müslüman değilim zaten. E, tamam ama ben ya de diyorum peygamber ki yani kavramı, yaratıcının koştukları ben, için Müslüman. Ben, ben, ben işte şunu merak ediyorum. Diyorum ki yaratıcının seni tasdiklediğini nereden bileceğiz? Senin düşünceni. Belki onunkileri tasdik ediyor. Belki bizim de işte köpeklerle, mepeklerle yani böyle ne bileyim oynanması lazım vesaire vesaire neyse artık gördükler. E belki de onlarınkisi doğru. Burada da ne diyorum? Doğru olduğunu anlayabilmek için mantığımı kullanıyorum. Tamam ama onlar da mantıksız, biz mantıksız hareket ediyoruz demiyorlar ki. Diyorlar mıydı sen oraya gittin? Diye. Ya al, biz çok genel mantıksız. Genel bütün dünya için mantıksızsa mantıksızdır bana göre. Yani bütün dünya için mu? yanlışsa birinin birini taciz etmemesi yanlışsa... O zaman Çinlilerin inançı, o zaman herkes ateist olsun. Çinlilerin madem eğer çokluğa göre hareket edeceksek, o zaman başka birçok inanış var inanış açısından demiyorum. Doğru yanlış açısından bahsediyorum ben burada. E tam bir Hristiyan'a sorduğun zaman doğru yanlış ne? Kendi inancına göre hareket eder. Atıyorum bir farz edelim ki Budist'e söylediğin zaman kendi inancına Hı. göre. Senin dediğine göre. Ben de kendi inancıma he, göre hareket seni, ediyorum. Kendi senin, kendi görüşüme göre hareket Kendi ediyorum. görüşüne. E, senin, e, senin dediğinden yola çıkarsak o zaman örnek veriyorum. E, bütün dünya Çinlilerin en kalabalık onlar. Çinlilerin doğru ve yanlışına göre hareket etmesi lazım. Şimdi İnanç farklı bir şey. Hı. Bir şeyin doğru yanlış olduğunu ayırt etmek çok farklı kavramlar. Şey. Ya doğru doğru olduğuna inandığım için zaten İslamiyeti seçmişim. Ben de diyorum ki İslamiyet'te gibi çok doğru bana göre yanlış. Bak bir dakika. O işte bak sen hala bir öyle bir böyle yapıyorsun. Ben diyorum ki İslamiyet'teki bütün her şeyi kabul ettiğim için ben Müslümanım. Hı. İslamiyet'teki A'ya A dediğim için kabul ediyorum. Hı. Demek ki burada ne? İnsanlar da atıyorum ki Budistler, Budist inancına göre neyi, Budist inancı neyi gerektiriyorsa onlar da diyor ki doğru olan bu. Değil mi? Madem ki inanca göre herkes doğru ve yanlışı belirliyorsa demek ki en çok inancı sahip olan hangi millet varsa ona göre bütün dünya belirlenmesi lazım. Senin görüşüne göre. Benim görüşüme göre benim doğrum bir şeye zarar vermemek bu benim doğrumdur. Bunu ister Biraz Çinli olsun ister tatlı, Müslüman olsun bak, farklı şey sor, değil. Kendini de seçiyorsun. Herkesin bir şeyi seçtiği doğru anlamında demiyorum bakın ben burada. Bak biraz Genel önce dedin ki, zaman e, dedin ki bir yerde bir hareket yapılıyor dedin. Bu evet. hareketin doğru mu çirk, doğru, güzel mi çirkin mi olduğunu oradaki insanlar güzel dese bile topluma sorarız. Toplum buna göre ne hüküm veriyorsa doğru olan bak, odur dedim. Topluma dedi. göre doğru olmak zorunda değil dedim. Bakın ne hüküm veriyorsa odur demedim. Topluma göre doğru olmak zorunda topluma göre bir yanlıştır bu dedim. Ama evet. yanlış diye ona hüküm vermek zorunda değil. Ne, ne, ne olması lazım? Bu ona göre yanlışsa yanlıştır. Onun inancına göre onu yapamaz. Benim inancıma göre kötüyse, yanlışsa benim inancıma göre... Tamam ben de diyorum ki işte e, bu durumda yaratıcı ne diyor? Anladın mı? Yaratıcı ne diyor burada? Şimdi ben diyorum ki senin inancına göre doğru, benim inancıma göre ha. yanlış... Muhammed'in inancına göre nötr. Sen burada yaratıcının, burada yaratıcının cevabını yaratıcının. bilemezsin ki. Sen diyorsun Kur'an-ı Kerim yaratıcının cevabı bak, aslında. Bak bak hiç girme hiç girme Kur'an. Ben dedim merak ediyorum ya. Ben diyorum merak ediyorum o toplumun eee yaptıklarına bahsettin işte gittim Pakistan'a şöyle gördüm böyle gördüm. Diyorum ki o toplumun yaptığı şey yaratıcının düşüncesi ne? Bunu nereden öğreneceğiz. Bunu bilemeyiz ki. Sen de bilemezsin ben de bilemem. O zaman neye göre yaşayacaksın? Ya mantığını düşüneceksin yanlış doğru. Ama mi? o da mantıkla hareket ediyor. Ya onun mantığı. Kendi mantığına göre yanlış, onu sen yapma. İşte o zaman onun herkes yanlışı kendi sen yapmak zorunda değilsin. Tamam, o zaman herkes kendi dinini kuruyor. Kendi doğrularıyla yargılanacak öyle mi? Bu bir din kurmak değil Yok, ki. Yok ya kendi inancı, kendi düşüncesi diye. Bu Harbi onun kendi değil. düşüncesi. Tamam, kendi o yargılanacak düşüncesinden dolayı. Tamam, o zaman şöyle mi oluyor yani? Mesela Pakistan'da o mantık üzerine giden ona göre yargılanacak sen farklı bir şey göre Gülhancan öyle mi olacak? Pakistan'da o mantık açısına giden bana göre bir yanlıştır. İşte neye Yanlış göre yargılanacak? Nasıl yani? Yani o kişi o yaptığı harekette hani sizde de sonuçta cennet cehennem hani bir farklı bir alem var. Orada bir mükafat veyahut da ceza olacak o kişi için doğru mudur? Cennet cehennem gibi değil. Ha, gibi tamam bir yani bir mükafat olacak. Ee, peki ben de diyorum ki o kişinin e, sonuçta bir mahkeme kurulması lazım yani bir ceza kanunu yani bir şey olması lazım hani mükafat verilecekse bir tartı olması lazım neye göre tartılacak yani ya, o yaptığı hareketin mantıklı mı mantıksız mı olduğunu neye göre yapılacak Ya ne diyorum birini hani o çocuğa örnek veriyorum Pakistan'da işte çocukların Eli, dans ettirilmesi, taciz ettirilmesi bu tarz olaylar olan bir ülke Pakistan. Bunun yanlış olduğunu bilmek için 500 kişiye sormaya gerekiyor. Ona göre doğru olabilir. Bana göre bu yanlış. Ya hala sen ama bu çarpıtıyorsun bak. Çarpıtmıyorum. Bak diyorum de. ki oradaki insana sorduğumuz zaman bu mantıksız değil. O, normal bir şey onlar için. Değil tamam mi? bunu yapmaya devam etsin. Benim inancıma göre mantıksız. Ben de diyorum ki senin inancına göre mantıksız. Evet. Aynı şeyi söylüyorum bak. Diyorum ki burada bir fiiliyat gerçekleştiriyoruz. Sen o fiiliyata mantıksız diyorsun. Ben mantıklı diyorum. Muhammed de nötr. Ben de diyorum ki burada 3 tane görüş var. <laughs> Yaratıcı bu 3 görüşten hangisini tasdikliyor? Ve bu 3 görüşten hangisi doğru ve Nasıl Ama yargılanacak? Bunun cevabını neden ben vereyim? Bunun i̇şte cevabını yaratıcı bilir. Tam nasıl kim verecek? Ben de diyorum ki o zaman. o zaman şöyle olur. Ben de derim ki e, yaratıcı bu sefer de derim ki bana bildirmedin ki ben neye göre yaşa. Ben yarın öbür gün benim için yanlış bu olan bir şey. Sana nasıl bildirmedi? Sana Bak, bir zeka verdim anlaman için. Ya öbürkülere vermedi mi? Pakistan'dakine vermedi mi? Tamam. Sen doğruyu yanlış tamam. ayırt etmek için seni bir mantığın Mutlaka Mutlaka bu seyirciye bırakacak bir mesele olsun. Ee, ya da gerçekten böyle daha farklı programda bunda konuşalım. Bu güzel bir konu. Yani e, seninle bu konu yaşarsak bence konuşacağımız çok konu var. Abi ben hani çok geldi mi yani seninle alakalı e, gayet düzgün bir insansın. Şayet tek ederim bu konuya. Fakat hani e, şu konu yaşamadıktan sonra bizi böyle tatmin eden bir şey çıkmıyor ortaya. İşte mantık. Mantık değil mi? Herkesin mantığı farklıdır. Hani bu konu çok konuştu. Tekrar açılmasın. Ama Senden böyle şu mantık meselesini aşıp bu programı da izledikten sonraki videoya inandığında bir daha izlemeni istiyorum. Kendin de göreceksin orada. Ee, her konu mantığa çıkıyor. Ee, ya biz aşamıyoruz konuyu ya sen aşamıyorsun. Biz de izleyeceğiz. Bunu biz de, biz de <laughs> izleyelim. Ha, tabii tabii. Biz de izleyelim. Biz de belki kendimize bir hata varsa düzeltelim. Ee, ama sen de izle. Hani her konunun mantığa çıkması mantığın nereye çıkacağını hala bilemiyor olmamızda kafa karıştırıyor. Sözün özü ee, güzel bir programdı yani en azından merak edilenleri cevapladık yani işte e, şeytan taşlanması ondan sonra işte şamanizmden İslam'a e, giren bir takım adetler ondan sonra şamanizm aslında ne İlk programda bunları daha çok konuştuk. Şimdiki programda da işte e, daha farklı konulara değindik. İnşallah izleyenler üzerine bir etki uyandırır burada gayemiz zaten, zaten şey değil yani senin fikrin değişecek diye bir gaye söz konusu değil burada. Buradaki gaye, izleyenler üzerinde hani bu konuşudanlardan bir pay çıkartma durumu söz konusu olabilir. Ağzına sağlık. İyi ki Teşekkür geldin. Ederim. Şeref verdin, İyi ki davet ettiniz. Yer altına gerçekten şeref verdin. Hani bizim de böyle son zamanlarda hani kanalımıza katılan kardeşler arkadaşlar işte herkes en azından senin gibi böyle mantıklı soruları soramıyor. Hani onlar sadece goya geliyor. Onu da görüyoruz yani görmüyor değiliz bu arada. Sen en azından bir takım sorular sorabiliyorsun fakat şu mantık konusunu bir türlü aşamadık. Yani böyle şey gibi taş gibi kaldık önümüzde kaldırıp atamadık. Hep oraya takılıp kaldık yani. Sözün özü güzel bir programdı. İzleyenler üzerinde umarım bir faydalı olmuş program olur diye düşünüyorum. Bahadır abi eklemek istediğim bir şey var mı? Allah razı olsun umarım istifadeli olmuştur. İnşallah inşallah öyledir abi. Peki senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. Veya yok sormak istediğin kilit bir soru? O soruda da cevap alamadım. Kaldı öyle kalsın. Hangisi? Mesela kol konusunda neden bu? Helal bu, haram. Ya şu üç santim ne fark ediyor? Bak işte dinin Bak, gerekliliği göre karar kon konuşmadıktan sonra teferruata girme. Hani sen mesela İslam'a inanmadan mezhepleri konuşmanın bir anlamı yok. Aynı şekilde dinle... Sana inandığın şeyi soruyorum. Belki Bak, sen beni Müslümanlığa çekmek hayır, hayır, isteyeceksin. dinlere burada bir hüküm verilmiştir. Anladın mı? Yani azı, çoğu... Bir şeyin çoğu haramsa azı da haramdır. Yani örnek veriyorum şunu diyemeyiz. İşte alkol ben sarhoş olmak olmak kadar içiyorum. Öyle bir şey yok kardeşim. Alkol haramdır azı da çoğu da. Tesettürde net bir Cenab-ı Allah'ın koyduğu bir sınırlama vardır. Anlatabiliyor muyum? Bunu Kar neye göre koymuş? Ben bunu soruyorum. İşte neden bu değil? Bu? Bunu neye göre konulmuş? Tam oradan ne, ne olarak neye Örnek verin bilekten yukarısı görünmeyecek diyor. bu bir ha, örnek. Tamam. Tamam. Kadının ya. Bu yer, değil de bu mahrem neden? Mahrem böl Mahrem bölgesi oradan başlıyor. Neye göre? bunu de. kim belirlemiş mahrem olduğunu? Yaratıcı. Nerede? Ne, nerede? Hani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya. Tamam. Bunu diyon i̇şte, Neden o? geçiyor? Tamam. Işte. Neden burası değil bu? Onu soruyorum Tamam, yaratıcı böyle belirlemiş. <laughs> Ama bu <laughs> cevap değil ki işte. Anladın mı? <laughs> bunu yaratıcı belirlemiş. Yok, ben böyle inanıyorum. Sen sen örnek veriyorsun. Köpeğe zarar vermemek lazım. Yok yok kardeşim bence köpekleri de katletmek lazım. Bak, Atıyorum İşte bak. bu senin inandığın dinde yaratıcı böyle hayır, karar vermiş. Hayır hayır yok, yok senin seni, senin mantığın diyorsun ya. ben de diyorum ki kardeşim İşte yo, sizin mantığınız da bunu geçemiyor. Ne, Yaratıcı geçen. böyle karar vermiş. Bu bir cevap ben, değil mi? Ben ki. diyorum ki bak benim mantıma şu yatıyor biliyor. Mülkün sahibi mülkünde tasarruf eder ve kural koyar. Ben de o kurala uymak zorundayım. Ama bu, bu benim mantığıma işte, gelen. Ama bu bir cevap değil. Senin ben mantığına sana, gelen diyorsun. Ya senin ha. cevabın... Diyor ya, sorum, benden cevap sorum, bekliyorsun. Sorumlu... Bu bir cevap değil diyorsun. Yok, yok, ben sor... sana bir soru sordum. Hayır, hayır. Yaratıcı sor... böyle karar verdi. Sorumlu olduğum, sorumlu olduğum bir sınavın tebliğsi bana yapılmadan ya sınava... Ya bu şey dönüyor sizin söylediğiniz. Maalesef onun cevabını yaratıcı biliyor. Bu Buna ne dönüyor alakası. sadece. Yo, net bir şekilde ya. Öyle, bu, net bir, bir soru, diyor, soru soruyorum. Bunu niye yaptı diyorum. O zaman yaradı. Neden o zaman da ikiz çocuklar çiftleşti diyorum. Ya kadın... Yaratıcı öyle kılmış. Hayır, ya, kad kadının örnek veriyorum. Mahrem bölgeleri erkeğin tahrik olunabilmesi ve mahremiyeti kapatması için siz tahrik olduğunuzu düşündüğünüz için bu kural gelmiş. Bunu da yaratıcının koyduğunu söyleyip üstüne kapatıyorsunuz. Ya öyledir. Bana göre öyle değildir işte bu sizin kuralınız. Ya kuralın. bak sen şahıs üzerinden giriyorsun. Ya gidiyorsun. bu Müslümanların sapkınlığına sen, sen kural önce, koymuş. Hayır biraz önce bak biraz önce i̇şte sen demedin mi? İşte bu yüzden Türk'üm Müslümanlar bir, kadar hayır, sapkın bak, düşünmediğim sapkın düşüncelere bak, sahip. Bak falan e, gerek e, yok. E, e, şey şey Sapkınlığa hakaret e, Türk etmeye e, gerek yok. Yok hakaret değil bu. Sapkınlık falan e, hakaret etmiyor. Sen biraz önce ne dedin şey mevzusunda? Dedin ki eğer doğru mu yanlış mı topluma sorulur, toplum mantıklı mı değil mi iyi mi kötü müye verir. Ben de diyorum ki genel topluma baktığım zaman kadının kolundan tahrik olabilecek milyonlarca insan var. Anlatabiliyor muyum? Sizin düşünceniz. Ya ortada ortada. Nasıl ortada ya? Ortada. Nasıl ortada? Bu Müslüman ülkelerde ortada. Nasıl ortada ya? Ben Budist ülkede tişörtle giyiyorlar mı? Budist ülkelerde ne bu kadar tahrik olan bir erkek ırkı gördüm? Ne bu ya kadar bu, tahrik olan bir olay gördüm? Ya bu ne bakın araştırmalar ortada bir bakın. Bir Birçok bir bu tamam. ülkede hayır. kol açık kadınları. Ya, Niye tamam. bu kadar bütün çocuk Arap taciz, ülke, taciz, hayır, taciz bütün Arap ülkelerinde de kıyı kesimlerine biz gittiğimiz zaman aynı şekilde açık saçıklık var. Yani sen diyorsun ki hani sen şunu bekliyorsun. Kadının kolu açık birisi saldırsın. Ya böyle bir şey yok. Genel ya, olarak bir tahrikleme var. Ben öyle bir şey Beklemiyorum. Tahrik tamam. olmaması Tahri... lazım. Niye tahrik oluyor? Bu, bu insan fıtratında var. Ya nasıl fıtratında var? Bu, bu cevap insanın fıtratında tahrik olmak. Bu yanlış bir cevap. Tamam bunu da halka bırakıyoruz. Yorumlara bırakıyoruz. İzniniz varsa programı kapatacağım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, Allah Ağzınıza Allah sağlık. Allah. Seviyeli bir tartışmaydı. Ben ee, seviyeli Evet, bolca su içtin. <laughs> evet su içebilir. Afiyet şifa olsun. Umarım e, güzel bir programdır. İzleyenler de kendilerine bir pay çıkartırlar dostlar. E, sizleri aleme Rabbine yüce Allah'a emanet ediyoruz. E, bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşabilmek ve görüşebilmek ümidiyle Hı. Anti parantez, bu programın devamını da istiyorsanız bu tartışmaların özellikle Bahadır abiyle e, karşı tarafta şamanizmin e, savunucusu olarak tartışmanın devamını istiyorsanız da bunları yorumlarda belirdin. E, yorumlara göre tekrardan programın devamının gelip gelmeyeceğini de belirlemiş oluruz. Aynı zamanda e, burada açık kalmış parantezleri de yine yorumlarda sizlerin kapatmasını istiyorum. E, keza kol meselesi keza işte mantık meselesi bunları da sizlerin vicdanlarına bırakıyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.